geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Öteki gündemde bugün kıymetli iki hocamızla birlikteyiz. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta ve Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslan. Her iki hocamızın da aslında modern tıbba dair söyleyecekleri var. Modern tıbbın kötü alışkanlıklarına dair. Bu gece biz medikal bir sohbet yapacağız diyelim ama bakın işin ucu gerçekten hepimize dayanıyor. Şaka bir yana. Ayrıca bugün sesim yine kısıldı ve iki doktorla bir arada olmaktan dolayı. Galiba grip aşısı olmamışsınız siz bu sene. Hocam sizin yazılarınızı okuduk, grip aşısı olmadık. Hadi bakalım. Öyle mi? Evet. Şimdi bu gece bana rehberlik edecek iki kitap. Bunlardan biri adamın biri doktora gitmiş, gidiş o gidiş. Ve biri de biri bizi hasta ediyor. Dahası da var. Dahası da ben var. Ben göstereyim. Hasta etmeyen adamı var mesela. Ama benim özellikle rehberliğim. O da mesela domuz gribi ile ilgili bu işte bir domuzluk var. Aşırı teşhis, sağlık adına hasta etmek. Bu çok güzel bir laf. Sağlık adına hasta etmek diye. Yani bu gece neler konuşacağız? Bir kere birçok ilaç yazılıyor malumunuz. Hakikaten reçetelerde bunca ilaca gerek var mı? Ondan sonra işte şöyle bir kültür oluştu. Aman Allah'ım çocuğuma bir antibiyotik bile yazmadılar. O kadar doktora gittik bak nasıl... Pinti doktor mu artık, bilgisiz doktor mu nedir, ne demek gerekiyor? Öyle demiyorlar, adama saldırıyorlar yani ya, antibiyotik yazmadın diye. Ama işte bizim nasıl doktor beklediğimizden tutun da doktorun aslında neler çektiğini de bu gece konuşacağız. Yani sadece işin evet hasta kısmı değil. Şuradan bir girizgah yapayım ondan sonra da hemen topu size atacağım. Şimdi diyor ki hoca bu kitap modern tıbbın bir eleştirisidir. Senelerce siz modern tıbbı öğrettiniz yani birçok öğrenciniz oldu. Hala da aynen devam ediliyor. Ve bugün milyonlarca insan gerçekten modern tıbbı sayesinde sağlığına kavuştu. Bu da bir hayatımızın gerçeği. Organ nakilleri işte yapay organlardan tutun kök hücreler vesaire. Birçok böyle bizim mucize yani nasıl yapılıyor dediğimiz hadise aslında modern tıbbın eseri. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var. Modern tıbbın mutlaka düzeltilmesi gereken yanlışları var diyorsunuz. Ve işte orada artık alıyorsunuz sazı elinize. Neredeyse tüm kongreler, sempozyumlar, seminerler onların mali katkılarıyla yapılıyor. Tıbbi araştırmalar onların sponsorluğunda gerçekleşiyor. Tıp dergileri onların verdikleri reklamlar sayesinde yayınlanıyor. E tabi parayı veren düdüğü çalar. Mezuniyet sonrası eğitim bile onların denetimi altında ve yani artık modern tıp ilaç endüstrisi karşısında ilacına... Gazozuna ilaç konmuş kızlara döndü diyorsunuz. Evet, doğru. Siz şimdi bu ilişkileri bize bir anlatın. Yani bu bazı doktorlar diyelim tabii herkesi işin içine katmak yok, olmayacaktır ama. Yok şöyle söyleyelim. Yani bu kişisel bir olay değil. Bu. Evet. Ve Türkiye'nin sorunu da değil. Bu dünyanın bir sorunu. Global bir moda deyimiyle global bir problem. Bu dünyanın içindeyseniz buradaki şartlara da siz de ayak uydurmak, onlara uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Bizim senelerdir... Tedavi edici tıp diye bildiğimiz tıp artık bir yerde hasta eden tıp haline geldi. Hatta ünlü bir tıp dergisi var British Medical Journal diye. O bu konuda çok duyarlı. Bu konuda çok önemli araştırmaları var, makaleler yayınlanıyor. Mesela onların Too Much Medicine diye bir kampanyası var. Yani çok fazla tıp. Çok fazla tıp insanı hasta eder manasında. Gene işte bu özellikle bu British Medical Journal'ın da katkılarıyla düzenlenmekte olan iki seneden beri yapılan birisi daha geçen günlerde yapıldı. Evet. Aşırı teşhis tıpta yeni bir hastalık çıktı. Aşırı teşhis ve aşırı tedavi. Evet ikisi. Evet bu şu demek şimdi artık siz tıp o kadar öyle de söyleyebiliriz. Pelin Hanım tıp o kadar ilerledi ki artık hasta olmamak mümkün değil. Siz bugün evet. Sapasağlam bir doktora gitseniz bir hastaneye kesinlikle gitseniz buluruz. Siz de eğer 5'ten az hastalık bulunursa ben bu işi bırakırım öyle derler. Veya diplomamı yerim falan derlerdi eskiden. Kaçamazsınız yani. Mümkün değil. Yani bugün artık insanlara hastalık teşhisi koymamak imkansız. Yani artık hastalığınız olmaması sizin bir yerde hasta olmanız, ötekileşmeniz anlamına geliyor. Canlısın o zaman hastasın. Evet mutlaka. Aynen öyle. Madem yaşıyorsun. Peki o zaman bu çark nasıl dönüyor şunu bir anlatın. Mesela ben tamam sesim kısıldı işte biraz kendimi kötü hissediyorum. Ben doktora gidelim. Geldin. Tamam. Biraz öksürüyor musun? Ben şunu söyleyeyim. Bu sizin hastalığınız ne biliyor musunuz? Genel olarak bu grup hastalıklar ben bunlara lay lay lom hastalıklar diyorum. Lay lay lom hastalık demek doktora gitmeseniz de hastaneye gitmeseniz de film, kan tahlili şunları bunları yaptırmasanız da hiçbir... ilaç alsanız da almasanız da kendiliğinden zaten geçecek olan bir takım şikayetler veya hastalıklar diyelim.
Bunlara lay lay lom hastalıklar diyoruz. Sizinki de şu anda geçirmekte olduğunuz bir lay lay lom hastalık. Yani lay lay lom hastalık bu herhalde benim ekmek param hocam. Tabii. Ya benim için değil, bir şaka. Ama mesela neler başınıza gelebilir diyelim ki geldiniz. Şimdi biraz öksürüyorsunuz diyelim. En masumu şu, biz size baktık ve size bir sürü ilaç yazdık. En masumu bu. Yani aslında siz virüslerle hasta olduğunuz halde, hiçbir antibiyotik onlara fayda etmediği halde biz size bir antibiyotik yazdık. Hmm. Biraz ağrıyor, ağrı kesici. Biraz antihistamin kaşınıyordu. Öksürüyor da bence. Öksürüyor. Astım başlangıcı olabilir. Acaba olmasın astım. Diyoruz size, en masumu bu. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Madem öksürüyorsunuz, aslında tabii ki diyelim 3-4 haftadan daha uzun süre öksürüyorsanız akciğer filmi gerekir ama biz size hemen bir film çektik. Normal film. Ve orada şüpheli bir tane bir küçük bir şey gördük. Tomografi çekelim değil mi? Mutlaka. Radyolog yazarsa tomografi gerekir. Size tomografi çektik. Sigara içiyorsanız %50-60. İçmiyorsanız %30-40 akciğerinizde bir nodül görürüz. Bilgisayar tomografide. İşte nodül. Kanser olma ihtimali var mı hocam? Var. Değil mi? Tabii. Var. Artık hiçbir şey atlamamak lazım. Bundan sonra kurtaramazsınız elimizden. Eyvah, ben kapı kapı gezeceğim o zaman. Tabii. Şimdi birisi diyecek. Diyor ki aynen şöyle yazıyor. Nodül 3 ayda bir takip önerilir. Biz size 3 ayda bir muazzam bir radyasyon veririz. Hmm. PET isteyen de var. Ha, PET de isteyelim, o da olabilir. Bronkoskopi yapalım yani ciğerlerinizi aletle alalım, bakalım diye. Belki teşhis. Yıkayalım, bakalım, edelim. Bir biyopsi yapsak acaba? Ama hocam ya yapmazsak da sonradan mesela binde bir bile olsa çıkarsa mahkemeye düşersem? Evet. Defans. Yeni yasa çıktı. Tabii. Ben diyorum ki 1000 tane gereksiz işlem yapsam benim mahkemeye vermiyorsunuz ama binde biri atlasam hemen ceza görüyorum. Bin tane yaptığım yanlış işlemden hiç ceza almıyorum. Tabii. Ama yapmadığım bir işlem binde biri o zaman hocam biz diyorlar bir kol karız. Biz bunu keselim, biyopsi alalım. Ben ya bir şey çıkarsa. Şu çarpıcı bir örnek. Bugüne kadar sezeryen yaptığı için dava edilen yok. Bir hekim var mıdır? Yoktur. Yoktur ama sezeryen yapmadığı için dava edilen hekim çok fazladır. Onun için de insanlar, hekimler en küçük bir şeyi bile kendilerine bir mesuliyet kalmaması için yapılabilecek bütün teknikleri yapıyorlar ve mutlaka da herkese ilaç yazıyorlar. Son günlerde gene dünyanın hayatına giren bir kavram da defansif tıp diye bir şey. Duydunuz mu siz defansif tıp diye bir şey? Yani defansif tıp, yani önleyici tıp. İsminden değil işte. Yani defans demek savunma, savunma. Fransızca. Et ya süt diye karışmadan doktorluk yapacaksın. Defansif tıpçı demek. Siz bir hasta geldiniz ya, siz bana hasta olarak geldiniz. Tamam. Benim ilk düşüncem şu oluyor. Pelin Hanım'dan bana nasıl olur da bir zarar gelmez. Ben önce kendimi garantiye almak istiyorum. Ve doktorlar bunda da haksız da değiller. İşim bu tarafında. Belki de bu yasalar onun için mi çıktı acaba? Evet, gözden kaçırmamak lazım. Çok fazla tıp yapalım diye mi? Tabii. Bu güya hastayı koruyan bazı yasalar acaba bu kadar abartılı çıkmasının bir nedeni de o mu? Sağlık sigortacılığı peşinden gelen. Onun için de ben siz bana öksürüyorum dediğiniz zaman tabii... Bin kişinin öksürüğünden belki bir tanesi belki hakikaten bir akciğer kanserinden veya hakikaten araştırılması gereken bir hastalıktan olabilir ama 999 tanesi ilaç bile vermeden kendiliğinden geçecek bir hastalıktandır bu öksürük. Ama biz ne yapıyoruz? Siz geldiğiniz zaman akciğer filmi, işte solunum testleri, işte öksürüğünüz için alerji testleri, işte tomografiler, başka bir sürü testler var. Hepsini size yapıyoruz ve mutlaka da size bir torba İlaç veriyoruz, üstelik rapor da veriyoruz. Siz mesela astım bile olmasanız bile astım başlangıcı diye de bir son senede bir tabir çıktı. KOAH başlangıcı, reflü başlangıcı. İnsanlar görüyor ya torba ilaç nedir? Canavar gibi yaşlı insanlar görüyor mesela. Alzheimer'le hiç alakası yok. Ben onun uzmanı değilim ama hepsi Alzheimer ilacı kullanıyor. Niye? İşte biraz unutkanlık var ya. Biraz unutkanlık demek Alzheimer demek değil ki. Zaten Alzheimer ilacı da yok zaten. İşin başlangıcı aslında bu. Normal süreçlerin. Sosyal süreçlerin hatta, sosyal olayların medikalize edilmesi, tıbbın konusu haline getirilmesi. Diyelim benim burada bir ben var, bunu ama bir hastalık haline getirsek, tedavi etsek daha iyi olmaz mı? Normal bir şeyi, mesela doğum normal bir şey ama onu siz büyük bir teknoloji gerektiren menopoz, bir işlem haline getiriyorsunuz. Buluğ çağı, gençlik. Değil mi? Hepsi. Biraz yaramazlı çocuklara bile hemen teşhis konuluyor değil mi hocam? Hiperaktif. Eskiden biz çocukken yaramaz çocuklar, ya bu çocuk akıllı derler, yerinde duramıyor derler, aferin derlerdi falan. Şimdi aksine köşede oturan çocuğa bu çocuk salak derlerdi. Yani şimdi tam tersi oldu. Biraz hareketliyseniz, oraya buraya karışıyorsanız hiperaktif, dikkat eksikliği falan filan gibi teşhisler konuyor. Vay. Yani şimdi peki bir şey diyeceğim. Burada çok güzel rant mı var? Tabii ki. Yoksa artık herkesin bir kafa mı karıştı?
Yani hastanın da belki beklentisi bu yönde. Hani ne dedik az önce? Hı. Ya çocuğa bir antibiyotik bile yazmadım. Bu ne biçim doktor? Hani bu anlayış, bu kültür gelişti. Tabii ama bu bir oluşturulan bir kültür. Tabii ki bir sağlık kültürü oluşturuluyor. Bu sağlık kültürü ilaca ve teknolojiye dayalı bir kültür oluşturuyor. Dolayısıyla öyle talep artıyor. Talep şişiriliyor. Ama burada dikkat edin, diğer sektörlerden fark etmiyor. Sağlık sektörünü konuşuyoruz. Sağlık sanayi. Şimdi diğer sektörlerde bir alıcı vardır, değil mi? Alıcı, yani nedir? Siz buzdolabı almak istiyorsunuz. İhtiyacınız varsa bir tane buzdolabı alırsınız. 10 sene sonra belki ikinci alırsınız. Ama sağlık talebi sonsuzlaştırılabilir. Evet. Çünkü hiç kimse ölmek istemez. Hiç kimse de acı çekmek istemez. Dolayısıyla bunu sağlığı ben satıcıyım ama sizin neye ihtiyacınız olduğunu siz belirlemiyorsunuz. Ben belirliyorum. Bak diyorum, öksürüyor musun? Sana tomografi gerekir. Sen diyemiyorsun ki hayır canım, bana hiç film çekmeye gerek yok diyemiyorsun. Ben talebi de oluşturuyorum. Öyle bir sektörüm ki, satıcıyım ki, talebi de ben oluşturuyorum. O zaman para kazanmaysa bunun malum. O zaman ben talebi sonsuz hale getirebilirim. Şimdi aslında bu çok daha derin konular var. Yani şu anda Amerika'da sağlık harcamaları ne kadar son ay için harcanıyor hocam? Şöyle, bir kişi için yıllık benim bildiğim 8 bin dolar diyebiliyorum harcama. Aşma durumda. Türkiye'de işte o yere doğru yavaş yavaş gitme çabası. Ben bir şey tartışıyorum. Hı. O aslında böyle değil mi? Mesela şimdi orada 8 bin dolar. Bizde 1000 dolar civarında diyelim. Ama aslında kişi başına yaptığımız işlemleri ve kullandığımız ilaçları ve olduğumuz ameliyatları alırsak biz Amerika'dan daha fazla tüketiyoruz. Ama para değeri sadece bu kadar. Yani evet. Yani kişi başına yılda kaç tane MR çekiliyor Türkiye'de daha fazla? Kişi başına kaç ameliyat yapılıyor evet. Türkiye'de daha fazla? Kişi başına kaç defa işte ilaç kullanılıyor? Nasıl? Yani biz Amerika kadar aslında harcıyoruz. Ama bunun tabii ki fiyatı, uluslararası fiyat farklılığı nedeniyle böyle tabii oluşuyor. Biz de mesela bir MR diyelim, sürümden kazanıyoruz diye hesabıyla belki 200-300 liraya, 400 liraya tomografi falan çeken yerler var. Ama Amerika'da bir MR'ın fiyatı 1000 dolardır, 2000 dolardır. Farklı oluşuyor. Yoksa biz daha tüketiyoruz yani. Tabii. Halbuki biz çok daha genç nüfusuz. Eğer nasıl bizim fiyatları Amerika'daki tomografi, MR, işte anjiyo, endoskopi fiyatları parası, ile hesap edecek olsanız belki 80 bin dolar bile olabilir. Kim bilir, hesaplamak lazım. Biz Amerika'dan daha fazla harcıyoruz aslında emek olarak kastettiğimiz. Diyelim ki biz akciğerden biyopsi alıyoruz, hani tümör kuşkusu, bronkoskopi. Kaç lira yazıyor? 200 lira mı? Bilmiyorum. 2500 lira, 3000 lira, 4000 dolar, 5000 dolara yapılan bir işlem. Tabii. Amerika'da aynı makineyle, aynı parçalıyorsunuz, aynı boyalarla boyanıyor ve uzman bir hekim bakıyor patolojisine diyelim. 200, 300, 400 lira, orada 4-5 bin dolar. Fiyat farkı böyle oluşuyor. Aslında biz çok daha fazla tüketiyoruz. Sağlığı. Doğru. Sağlığı mı tüketiyoruz, kendimizi mi tüketiyoruz? Tabii başka bir konu. Peki burada en büyük hata kimde mesela? Hasta... Benim her şeyimi didik didik araştırın işte doktor hasta bey, ben memnun. Ne olacağım, ben ne oluyorum? Hasta memnun mu? Çünkü diyor ki adam, ya diyor elimde diyor bir şey vardı, gittim diyor, Allah razı olsun diyor. Kalbini arayayım amca dediler, evet dedim diyor, anjiyo yaptılar diyor. İşte mideme baktılar diyor. İşte tomografi yaptılar, karaciğerime, dalağıma, böbreğime, karıma her şeye baktılar diyor. Hiçbir şey de bir çıkmadı diyor. Ya hasta memnun. Biraz ben buna hak veriyorum. Çünkü yakın zamanlara kadar bizim insanlarımızın bu Bağkur biliyorsunuz, SSK diye gruplar vardı. Yeşil kart. Bunların üniversite hastanelerine, özel hastanelere ulaşmaları mümkün değildi. Kapısının önünden geçerken bile orada yatan belki hastalara imrenen insanlar olmuştur, bilemiyorum. Bu şey kırıldı. Yani insanlara şimdi özel hastaneler, üniversite hastaneleri her yer rahatça gidilebilecek bir imkan yaratılmış oldu. Ve bence insanların artık bunları görüp doymuş olmaları lazım. Yani ben diyorum ki ya gittiniz gördünüz, bakın işte her şey yapılıyor ama değişen bir şey olmuyor. Yani fazla tetkik, çok fazla tıp, too much medicine insanlara fayda değil, tam aksine zarar vermeye başlıyor. Onun için eskiden tedavi eden tıp diyebildiğimiz şey artık hasta eden tıbba dönüşmüş durumda. İşte aşırı teşhisler, aşırı tedaviler. Aşırı doz. aşırı dozsuz. Gereksiz ilaçlar, gereksiz aşılar. Çünkü hepsi bunların artık ticari ürün. Bir grip aşısı diyorsunuz. Hmm. Bunun maliyeti 10 kuruş. Bir işte bilmem ne hapı diyorsunuz, kolesterol hapı. Bunun maliyeti 5 kuruş. Ama bunu o kadar çok insana, o kadar gereksiz süre veriliyor ki artık oradan hakikaten onu üretenler müthiş bir derecede para kazanıyor. Elbette ki bir ilaç bulmak için milyonlarca lira sarf ediliyor, 10 sene geçiyor, bir sürü araştırma, buna diyecek bir şey yok. Ama bir ilaç, ona sarf edilen tıbbi amaçlı masraflar yüzünden pahalıysa ona diyecek hiçbir sözümüz olmaz. Ama ilaçların pahalı olmasının bir önemli bir sebebi tamamen bu pazarlamadan kaynaklanan sebepler. Yani
ilaç araştırmasına yatırılan masrafların çıkarılması için değil, ilaç tüketimini artırmak için yapılan politikaların karşılığını almak. Büyük ilaç şirketlerin harcamalarının %30'u yakını reklama gidiyor. Yani inanılmaz bir şey. Korkunç büyük para. Çok büyük para ya. Yani dediniz ya, o talep böyle. Şimdi öyle bir salgı algısı var ki. Aynen bana şunu anlatıyor benim akrabam. Ya soldan yoldan gidiyordum diyor. Şuram diyor battı diyor. Hani soğuk algınlı olursunuz. Hani kas batar ya böyle nokta gibi. Hastane var gittim diyor. Hemen aman yatırdılar, anjiyo yaptılar. Nasıl yani diyorsun? Bir de kıpırdamayın demişler ama sakın kıpırdamayın. Kolunuzu peki anjiyo yaptılar, sonra da bir şey gördüler mi yok? Ya diyor bir stent taktılar diyor. Bir daha sefer tekrar taktıracağım. Zannediyor ki soba borusu taktırıyor. Yani algı da böyle yani. Hani gittim hastanın boru taktılar, şöyle yaptılar. Ya bu çok ciddi bir olay. Yani ve size doktor dediği zaman ki ben bunu yapacağım, bunu denetleyen var mı? Size anjiyo gerekiyor. Kararı kim verecek? Doktor. Siz, doktor. Satıcı yani. Doktor derken o kurum, sağlık kurumu, sadece hekimi suçlamıyoruz. Bir sistem bunu yönetiyor. Tabii. Uluslararası bir sistem bunu yönetiyor. Tabii. Ve size bunu satıyorlar. Siz de almam diyemezsiniz. Mecbur alacaksınız. Hatta o anda almak zorundasınız. Çünkü sonunda acildir. Yani erteleyin de para biriktireyim sonra geleyim de diyemezsiniz. Borca bile gelsin. Öküzünüzü bile satarsınız. Eskiden öküz satarlardı hastalar. Şimdi kart var. Şimdi evet, kart var. İki kredi kartıyla. Yani kart dedim, aslında çok eşitsiz bir ilişki var. Satıcıyla alıcı arasında. Madem piyasalaştı, satıcı var, alıcı var. Arada büyük bir bilgi farklılığı var. Eşitsizlik var. Öyle. Bir de can o kadar tatlı ki. Tabii ki. İnsan dediğiniz gibi öküzünü de satar. Yani tabii. Tek malı oysa her şeyden de vazgeçer. Çok eşitsiz bir ilişki. Onun için piyasalaşmış tıbbın zararı burada. İşte ben şuna üzülüyorum. Yani bir de tabii ki çok namuslu doktorlar ya, vardır. Bakın bir şeyler yapıyoruz. Bu ayrı bir şey ama. Biz de ikimiz doktorluk sistemden bahsediyoruz. Bu doktorlar sadece bir eleman yani. Şimdi bu sizin mesela bahsettiğiniz o tanıdık akraba. Yani nasıl bir itimadı varsa garibim ya. Orada bir batıyor ama diye minicek. Ne bilsin o batmanın bilsin, kalp hastası olup olmadığını. Diyor ki ya seni yatırayım hadi sana stent takayım. Şimdi insan normalde der ki. Ya bir dakika, ne yapıyorsun stent takmak, bunlar ciddi işler. Sen neye dayanarak söylüyorsun? Ama ne yapmak lazım orada? Başka bir doktorun daha mı kapısını çalmak lazım? Çok zor bir durum bence insanlar için bu. Çünkü insanlar için bizim için bile zor. Yani bakın burada bir hastaya karar vermesi tabii ki zaten mümkün tabii ki değil. Zor. Onu da bırakın. Biz işin içinde olduğumuz halde bizim başımıza veya bir yakınımızın başına tıbbi bir olay geldiği zaman biz de acaba bunun ne kadarı doğru ne kadar yanlış diye biz bile böyle şüphede kaldığımız, şaşırıp kaldığımız oluyor. Yani hakikaten kolay karar vermesi kolay bir şey değil. Yani gerçek manada tıp maalesef zaten hasta hekim ilişkilerinin bozulmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Eskiden hastalar doktorlarına %100 inandıkları, tavuk getirdikleri, yumurta getirdikleri, tereyağı getirdikleri artık gelmiyor herhalde değil mi Zeki? Ama tabii yani eskiden böyleydi, şimdi hangi yani bazı şeye doğru açıdan mesela eskiden bir doktor da sonuç olarak bir kamu görevlisiydi çoğunlukla ve onun önünde el pençe divan dururdu. Şey yani orada bir üst ilişkisi vardı, eşitsiz bir ilişki vardı demokrasi açısından bakarsanız. Ama adam babacandı. Ama tabii şimdi de doktoru öldüren döven pozisyona geldi. Bu da böyle olmaması gerekir. Tabii ki. Yani tabii ki kamu görevlisi olarak biz onu ama babamız gibiydi, öyle görmek lazım. Ama biz onu babamız hani hem sever hem döver diye bir şey vardı. Bu yani ataerkil bir şeydi. Aslında biz eşit ilişki kurmalıyız. Kamu görevlisiyim. Tabii ki hastanın hizmetkarıyım. Hasta hizmet edeceğim kamu görevlisi olarak ama onun üzerinde böyle şey taslayan olmayacağım ama bir yandan da tabii ki saygı görmem gerekiyor. Bu arada ince bir çizgi var. Evet, o ince çizgiyi çok iyi tutturmak gerekiyor. Siz kamuda çalışan doktorları evet. Yani son derece fedakarlıkla çalışan doktorlar tabii. Var ama bir de bir taraftan özel muayenehanesinde en son böyle bir 350 liralar falan dönüyordu değil mi? Hani muayene başına. Daha fazla da dönüyor. Daha fazla mı? Ben yani çok şükür demek ki benim en son öyle bir gittiğimde öyle bir rakammış. Mecbur kalıp da gidip hakikaten ben hasta mıyım öyle yani miyim, böyle miyim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii insan gerçekten hastaysa. Sağlık insanın en kıymetli şeyi gidip bir çantaya 350 doları veriyorsunuz. Niye ama doktora vermesin? Bir doktora. Niye? Doktora kadar okuyor koca adam oluyor. O kadar değil mi? Şimdi hocam özür dilerim. Reklam arasına gitmem gerekiyormuş. Yönetmenim gidelim. Sürekli uyardı. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra böyle çok tatlı konularımız var artık. Tatlı mı acı mı onu seyirci karar verecek. Sorularını da gönderebilirler ki her iki doktorumuza da danışalım, soralım. Birazdan buradayız.
Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta ve Profesör Doktor Zeki Kılıç Aslan'la konuşuyoruz. Sağlığımız üzerine oyunlar mı oynanıyor diye hem hasta hekim ilişkisi hem sektörel bazda konuşuyoruz. Şunu soranlar var. Tam ne olduğunu anlatarak rica edeceğim. Bir katkı payı artırımı ile ilgili mevzuyu bugün merak etmişler. Bir de her ay doktora gitme durumu ve ilaç yazdırma ile ilgili olarak sizin o yapılan değişiklik üzerine görüşünüzü merak ediyorlar. Valla şöyle, katkı payı alınması ben çok doğru buluyorum. Yani sağlık hizmetlerinin tamamen bedava olması bence hiç doğru bir şey değil. O zaman suistimallerin önlemek hiçbir şekilde ne kadar tedbir alırsanız alın mümkün olmuyor. Bence herkesin de, yalnız ben şöyle bir sistem öneriyorum. Tabii ben ekonomist veya bir idareci değilim ama herkesin eşit miktarda değil de geliri o nispetinde sağlık için bir para ödemesi doğru bence. Mesela diyelim Türkiye'nin en zengini kim? Şu kişi. Veya onun müdürü var, işte alt çalışanları var, memurları var, böyle gidiyor. En baştaki en büyük adam diyelim ki ayda mesela 1000 lira verirken onun altındakiler 900, daha alttakiler 800 ve hakikaten vermesi mümkün olmayacak bir ekonomik duruma sahip olanlarsa sıfır. Eğer siz herkese aynı parayı alıp herkese aynı hizmeti sunmaya kalkarsanız bundan esas zararı görecek olan kimdir? Hakikaten sağlık hizmetlerine para ayırması mümkün olmayan insanlar ama olacaktır. Ama hocam şimdi çok zengin adam da o sizin bahsettiğiniz hiç ödeme durumu olmayan kişi aynı doktora, aynı hastaneye gitmek. Otomatik olarak alınabilir yani. Artık her şey elektronik, her şey kayıt altında, kuyut altında. Yani herkesin gelirine göre. Yani bir sistem yapılmak istense yani, bence yapılabilir diye yani düşünüyorum. Şöyle ben. Şimdi şu anda sağlığın finansmanı nasıl sigortacılık olarak yapılıyor? Hani bir yöntem var değil mi? Sigortaya yani prim ödüyorsunuz. Herkes aynı ödemiyor mu SGK'ya? Hayır, kişiye göre değişiyor mu? Gelirine göre değişiyor. Hani şey yeşil kart falan filan biliyorsun onlar için değişiyor ama diğerler için değişmiyor. İşte haklısın ama eğer sigortacılık değil de mesela İngiltere'de olduğu gibi vergiler üzerinden finanse edilse o zaman zaten vergiler gelir üzerinden olacağına göre aslında işte, daha adil bir sistem olur. İşte öyle diyorum ya, öyle bir sistem koymak lazım. Gelirinden, vergisinden, bankadaki parasından, işte kira gelirinden, şunun hepsi bunlar artık bilinebiliyor kayıt altında. Onlara göre insanlara vatandaşlık numarası gibi insanlar Türkiye'de 70 milyon muyuz? 70'ten 0'a kadar bir numaralandırılır ve bununla orantılı olarak insanların gelir orantılı olarak belli bir kesim hiç alınmaz. Ama verme imkanı olanlardan gelirleri nispetinde bu tabii ekonomik bir olay, işletmecilikle bir alakalı bir olay. Ben bu işin tekniğini uygulanabilir olup olmadığını bilmiyorum ama mantık olarak böyle bir şey yapmak bana son derece doğru geliyor. Yani insanlardan sağlık için standart bir para değil, herkesten geliri nispetinde azalmak üzere, artmak üzere bir sistem ben dahilinde. Zaten aslında bu finansmanın iki tür yolu var şu anda dünyada. Bir tanesi vergiler üzerinden, diğeri de Türkiye'de olduğu gibi sigortacılık sistemiyle. Vergiler üzerinden zaten yaparsanız bunu bence daha adildir. Zaten o gelirine göre vergi vereceği için adil bir sistemde. O zaman sağlığa ayrılan para da herkes için gelirine göre olmuş olur diye düşünüyorum. Ama burada hani sorulan konu gerçekten de hani bir ciddi boşuna tüketim var. Şimdi o olay şu. Kronik hasta, yani müzmin hastalığınız olduğu zaman mesela tansiyon, KOAH dediğimiz hastalık, müzmin bronşit, astım. Size bir rapor veriyoruz biz. 2 yıllık. 2 yıl şu ilaçları kullanacak tamam diye veriyoruz. Ve siz ondan sonra böyle doğru dürüst kontrol olmadan bu ilaçları yazdırıp veya hatta eczaneden falan bir şekilde... Eczane gönderiyor. Eczane ilaç çıkışı yapması lazım. Hiç kontrolü gitmiyor. Bu ilaçları kullandı mı? Gerçekten kullanıyor mu? Yarar gördü mü? Artırılması gerekebilir ilaçların azaltılması gerekir. Tabii ki. Kesilmesi de gerekebilir. İlla KOAH demek, diyabet demek, %100'de 2 sene sürekli ilaç kullanmak demek değildir. Böyle olanlar vardır ama çoğu değildir. Gereksiz çok ilaç tüketiliyor. Hatta işte ilacı sizin aslında biz diyelim ki normalde bir ilaç kullanmanız lazım ama biz muhtemel kullanılabilecek 3 ilacı da yazıyoruz oraya, 4 ilacı. Çünkü acil durumlarda ihtiyaç olur. Ona para ödemeyin diye. Rapor yazıyoruz. Raporun amacı şu, siz katkı payı vermiyorsunuz kronik hastalık olunca. Diyelim... Onlar birbirine muadili mi oluyor? Muadili değil. Farklı farklı beraber ek yapacaklar. Ha anladım. Mesela, birinci derece ilaç, ikinci derece ilaç gibi düşünün. Mesela vücut farklı reaksiyon verdiği zaman veya B ilacını. Kötü olduğu zaman bu eklenecek. Veya şöyle ağır daha çarpıcı daha söyleyeyim. Mesela KOAH hastalığının ağırlık dereceleri vardır. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece diyelim. Tamam. Birinci derece olan ilacın olan hastanın mesela bir ilaç kullanması gerekir. İkinci derece olan onun yanında bir başkası, üçüncü olanın bir başkası daha. Ama bizde şöyle bir anlayış var. Artık adama KOAH teşhisi koymuşsanız ona artık bütün ilaçlar belki gerekir falan diye de veriliyor. Gerekir diye de yani kullan diye veriliyor. Ama tabii hayır.
Mesela ben diyelim ki 3 ilacı yazıyorum ama bir ilacı reçete ediyorum. Öbürü belki hiç gerekmeyecek. Ama bu olunca potansiyel olarak kullanılabilir ya. Bunu herkes teşvik ediyor. Ha, senin bu ilaçların var. Bunları niye yazdırmıyorsun? Eczacı gönderiyor. Bana hastalar torba torba ilaç getiriyorlar. Biz diyorlar ilaçları kullanmıyoruz ama eczaneden bize her ay ilaçlarımızı gönderiyor diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Onun için bu uygulama son derece doğru. Bence ilaçlardan belli bir nispette katkı payı alınması da, hani bazı hastalıklar var ki burada hakikaten ilaçsız olmaz. Onları dışarı koymak lazım. Adam insülin kullanması gerekiyorsa bunun şeyi yok. Ama ben de şunu söylüyorum. Yani diyorum ki siz verimsiz bir işletme yapıyorsunuz. Muazzam boşuna harcama yapıyorsunuz. Paranız yetmeyince de SGK yetmiyor biliyorsunuz. Bu sefer de nasıl yapabilirim de vatandaştan parasını. Ben diyorum ki gerçek boşuna harcama yaptığınız için gerçek ihtiyacı olanlara da para verdirmek zorunda kalıyorsunuz. O zaman sisteminizi düzeltin, israfı önleyin. Olağanüstü bir teşhis, tedavi ve ilaç israfı var. Peki ben şunu merak ettim. O zaman niye siz doktor olarak başka koşullarda kullanabilme olasılığı olan ilaçları da yazıyorsunuz? Mesela adam kullanacaksa A hapını. Reçete yazmıyor. Hayır, reçete yazmıyoruz. Sadece rapor yazıyoruz. Ha, raporda bunlar. Raporda belirtiyoruz. Ama raporda olduğu için de hemen eczacı tarafından, başka doktor tarafından yazılıyor. Ve Türkiye'de inanılmaz boyutlarda bir ilaç israfı var. Bakın birkaç ay önceydi, şimdi zaman tam Faruk Çelik şey bakan değil mi o? Sosyal Güvenlik İşçilerle Bakanı. Çalışma Bakanı. Evet. Faruk Çelik'in bir şeyi vardı. Türkiye'de bir araştırma yapmışlar. Kafadan söylemiyor çünkü verdiği rakam şu. İlaçların %37'si diyor çöpe gidiyor diyor. Tabir aynen böyle. %37'si yani evet. Türkiye'nin benim bildiğim bir senede ilaca harcadığı para 15-16 milyar lira. Bunun %37'si, %40 herhalde 5-6 milyar lira para eder. Bakın daha bu ilaçlar çöpe giden ilaçlar. Onu da bırakın, insanlara gereksiz yere verilen ilaçlar da var. İşte defansif tıp yüzünden, doktor tıp eğitiminden kaynaklanan bir takım yanlışlıklar, eksiklikler yüzünden, hastaların ilaca olan talepleri yüzünden. Bunlar daha işin başka tarafı. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nde şöyle bir ifadesi var. İlaç, kullanılan ilaçların %50'si gereksiz ve yanlış kullanılıyor diyorlar. Bakın bu miktar da Türkiye için 15-16 milyar lira ki birkaç sene önceye göre ilaçların fiyatında yüzde kaçlara varan indirimler olmasına rağmen. Yani eğer bakanlık iyi politika izledi, fiyatları bayağı indirdi evet, şirketlere. 5 sene önceki rakamlara bakarsanız Türkiye'nin ilaca para 50-60 milyardır belki de. Bu kadar çok. Ve bunun bakın, bu bakan söylüyor, bu hükümetin bakanı Faruk Çelik'in söylediği rakam ilaçların %37'si diyor çöpe gidiyor diyor. Daha fazla bir şey konuşmaya gerek var mı? Ama bilmiyorum. Hepimizin evi de. Hani maşallah eczan deposu. Şimdi eğri doğruya doğru. Bizde de bir çekmece var mutfakta. Peki, içi ilaç dolu. Bunu teşvik eden bir sistem var. Ben de ona geleceğim. Performans sistemi. Şimdi vatandaş bunu biliyor biraz ama çok da bilmiyor. Bunu çok ciddi tartışmamız lazım. Ne demek performans? İster kamu dolun, ister özelde. Kamu hastanesi, ister özel hastanesi fark etmiyor. Hasta başına size muayene olmuş veya olmuş görünen elektronik ortamda kişiden para alıyorsunuz yaptığınız işlemden. O zaman bir mesela geçen açıklıyordu. Eğer bir kentte ismini söylemeyeyim. Başhekim diyor ki bu sene 1,5 milyon muayene yaptık. Hem de o kent orta büyüklükte bir kent ve bir hastanesi diğer hastanelerde yapıyor. Gelecek sene ben diyorum 2,5 milyon, öbür sene 5 milyon muayene. Bakın sağlık sistemi ne kadar ya tuhaf. Deli miyiz neyiz biz ne yapıyoruz? 2,5 milyon muayene yaptık. Ondan sonra şu oluyor işte. Türkiye OECD ülkeleri, Türkiye en yüksek kişi başı doktora başvuru sayısı. Bu 2010 yılındaki rakam. Şimdi arttı. Şimdi 9 olmuş. Şimdi normalde bunu anlamayan ve bu hikayeyi bilmeyen bir insan gururla bakabilir buna. Ha, çok iyi. Sağlık sistemi ilerledi. 2002'de şu kadardı. Bakın Türkiye 2002'de nasıldı? Performans da buraya çıkmış. Peki ben size söyleyeyim. Demek ki siz bana ne kadar çok gelirseniz o kadar çok para kazanırsınız. Ama sakın 10 gün içinde gelmeyin. O zaman para yazmıyor SGK. 11. günden itibaren geleceksiniz. Sizin bir hastalığınız var. Diyelim ki tansiyon. Tansiyonun ilacı verdim. Sizi ne kadar zamanda bir kontrol etmem lazım? 11 günde bir. Yok, hayır. Öğrendiniz sistemi. Diyelim sizi 3 ay. Ben hemen kaptım. Sizi 3 ay, 6 ay yapmam. Ama siz iyi kaptınız. 11 gün, 15 günde bir ayıp olmasın diye. Kontrol edersem ben para kazanırım. Bunu niye kontrol ettin diye soran var mı? Şimdi şöyle bir şey var. Dese ki ya ben hastamda o riski gördüm ki yani risk taşıyan hastalar olmaz mı? Tabii her şeyde risk var. Yaşamakta risk var zaten. Son duyduğum hikaye anlatayım mı size? Anlatın. Çok ünlü bir kardiyolog, iyi bir kardiyolog bir Anadolu kentinde artık daha da hani bakıyor herkes para kazanıyor. Yani baskı altında özele geç. Bu da çok düzgün, temiz bir insan.
Artık o da biraz para kazanmak haklı. Geçiyor özele. Büyük bir transfer gibi görünüyor bu ay artık. 3 ay sonra işten atılıyor. Hayırdır? Bu park neden? Hocam diyor, hesabı getiriyor patron. Ya diyor sen diyor ne yapmışsın diyor. Ne yapmışım? Ya diyor sen diyor en az biz 300 bekliyorduk. Sen diyor 30 tane anjiyo yapmışsın kardeşim diyor. 30 kişiye gerekiyordu. Eyvah. Performansı böyle ölçüyor patron. Tabii. Hani var ya bizim trafik polisleri, kanun çıkıyor, bu sene şu kadar trafik cezası kesilecek. Lan nasıl biliyorsun bu kadar vatandaş hata yapacak? Hani biliyorsunuz değil mi onu? Trafik cezalarından gelir yazılıyor. İşte 1 milyon. Bu da böyle 300 tane anjiyo bekliyorum ben senden diyor. Herhalde şu kadar stent, bu kadar bypass'a göndereceksin. O böyle yani. Dediniz ya hani performansa göre 11 günde bir yazıyor. Diyelim bu devletten bahsedelim. O 3 ay içinde mesela 3 aydan önce gel diyelim 3 aylık bir periyottan bahsedildi. Evet. Ama kendini kötü hissetti. O 3 ay içinde ay gelse bir dert gelmese bir dert işte ekstradan paralar ya da sağlığından olsa ölse gitse işte o vebalin altında kalmıyor. Olmaması aslında gerekir. Orada niyet güzel, niyet iyi. Tabii. Ama bunu kötüye kullananlar. Ama işte şu var. Hizmet sunucu olan kişi ben hastane veya şahıs olarak ben oradan para kazanıyorsam onu teşvik ederim. Ya hasta başına para mı geliyor? Tabii ki. Peki siz 100 hastayı ameliyat ettiniz ve çok kötü 50'si öldü. 100 lira kazanıyorsunuz. Ben gerekli 50 ameliyat yaptım, 50'si de yaşadı. 50 lira kazanıyorum. Aa. Şu an üstte mi? Tam bariz bir hatanız da yoksa yani simsesi bir hesap sordu yok kardeşim. Yani kimse niye bu işi gereksiz yaptın diye bir şey sorulmuyor. Çünkü cevap hazır. Ya gerekiyordu diyor. Yani ve bunun da hakikaten böyle bir kesin orta bir... var da tıp çünkü böyle kesin bir şey değil. Evet. Kesin aslında, bir şeyi yok yani. Aslında Ahmet yani tıpta sen %100 doğru yapacağını dersen çok büyük hata yaparsın. Yani belli tabii, bir hatayı dikkat alman. Örnek bu mesela ki. Şöyle örnek verilir. Diyelim bir çocuk işte ateşle geldi. Bunun menenjit olma ihtimali ne kadardır? Tabii. Vardır ama böyle vardır bir ihtimali. Her çocuğa peki, menenjit muamelesi yapamazsın işte. Ben o çocuğa menenjiti atlamayayım diye her çocuğa menenjit muamelesi yaparsam hem gereksiz evet. Bir sürü şey yaparım hem de zarar bile verebilirim tabii, bazı çocuklara tabii. Teşhis için. Evet. Ama ben menenjiti binde bir atlama ihtimali göze almak durumundayım tabii. Ki doğru doktorluk yapayım. Tabii. Bakın ters gibi görünüyor bu. Ama bir menenjit bir can demek ya. Evet. Ya o zaman, onu atlarsanız hayat peki. Bence bir ama, insanın bir çocuğun hayatını kaybetmesinense ne bileyim sağlığından canından olmasınense paralar gitsin. O zaman 1000 tane çocuğun belinden sıvı alalım mı? Omurilik sıvısı iğne sokup. Bakın aynı şey bu bin şeylerde. 1000 çocuğa gereksiz bilgisayar tomografi çekip radyasyon verelim mi? Peki bu ölümcül mü bahsettikleriniz? Ha, ölümcül değil, ölümcül bile olabilir mi? Olabilir bazı işlemler. Tabii ki. Öyle mi? Tabii bazı ki. İşlemleri, bakın, bazı teşhis işlemleri. Bunun en iyi örneği meme kanseri taramaları. Ha, şimdi kadınlara işte belli bir yaştan sonra meme kanseri taramaları yapılıyor. Birçok kadında benim mememde işte daha ben fark etmeden erken dönemde kanser teşhis edildi. İşte kemoterapimi oldum, ışınımı aldım, ameliyat oldum, kurtuldum diye seviniyor. Evet. Halbuki bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Burada görülmeyen bir şey vardı su altında kalan. O ortaya çıktı. O şudur. Meme kanserlerinin hepsi aynı değil. Yani diyelim ki bir kanımda bir meme kanseri teşhis ettiğiniz zaman bu bazısında erken teşhis etmekle onu kadın eline bir kitle gelip de şüphelenip doktora gidip muayenede böyle bir şey olduğu anlaşıldığı zaman yapılan tedavilerin birçok kanserde hiçbir hastanın yaşama süresi bakımından, göreceği zararlar bakımından bir farklılık yok. Gene bir takım meme kanserleri olduğu gibi kalıyor. Yani o büyümüyor bile. Olduğu gibi. Hatta bir kısım meme kanserleri tamamen kaybolabiliyor da. Bakın bugün tiroid kanserleri kadınlarda inanılmaz boyutlarda arttı. Herkes tiroid kanseri evet, şu anda. Kadınlarda çok burada var. Burada var onun resmi. Evet. Son yıllarda müthiş derecede arttı ve şöyle bir şey olduğu anlaşıldı bunun. Siz şimdi bütün kadınları başka sebeplerden ölen yapılmış araştırmalar var böyle İskandinav ülkelerinde. Kadından alıp tiroidlerinden yüzlerce, onlarca kesit yaptığınız zaman bunlarda tiroid papiller kanser diye bir tür var. Görmemek mümkün değil gibi. Veya 70 yaşındaki yüzündeki erkeklerin prostatını al. Hepsinde prostat kanseri çıkar. Siz şimdi bu adama 50 yaşında bu teşhisi koyarsanız bu adamın bir kere kanser teşhisi koymak bir insan için son derece olumsuz bir şey.
Yarın bir gün işte ilerleyecek mi, büyüyecek mi, oraya mı sıçacak, buraya mı atlayacak diye insan... Biyopsi yapacaksın, biyopsi yaparken bir şey yaparsın, enfeksiyon. Teşhis için ona biyopsi yapacaksınız, kanama oluyor, enfeksiyon oluyor, mikrop alıyor, sepsise giriyor, adam yoğun bakıma düşüyor, hayatı mahvoluyor. Yapılan bir sürü tetkikler var. Bunlar gözükmüyordu. Neyi görüyordunuz? İşte meme kanseri teşhisleri artıyor. Teşhisler artıyor ama meme kanserinden ölümler azalmıyor. Mühim olan bu. Sadece siz tarama yaparak teşhisleri artırıyorsunuz. Teşhislerin artması demek her zaman olumlu bir şey işte değil. İşte şu. Yani bakın burada Amerika'da tiroid, guatr kanserinin halkında bundan ölümler hiç değişmiyor. Teşhis bu kadar artıyor. Bu teşhis ne işe yarıyor? Ölümler aynı sayar. Hiçbir şey yok. Yani burada aşırı teşhis dediği tam da bu. Yani evet. Siz acaba bir dakika. Acaba yaşam kalitesini yükseltiyor olabilir mi? Hiçbir, en azından hayat daha bozuluyor. Tam tersi bozuluyor. Hiçbir bozuluyor. Hiçbir fayda sağlamıyor. Şöyle aşırı teşhis dediğimiz şu. Teşhis etmekle hastaya hiçbir yarar sağlamayacak. Daha sonra hastaya ömrü boyunca hiçbir zarar vermeyecek bir şeyi bulmakla hastaya bir yarar sağlamış olmuyoruz. Hastayı hasta olarak hasta yapmış oluyoruz. Hasta damgası vuruyoruz ve ona göre bir sürü de gerek olmayan şey yapıyoruz. Bakın meme kanseri için de aynı şey var. Peki, taramalar dedi ya ben size rakam vereyim. Peki kanser türleri için geçerli değil ama herhalde. Hep bir kısmı için geçerli. Bakın çoğu kanser için ama bakın işte şimdi. İşte bu da kritik. Ama bakın. Mesela meme için diyelim ki hani diyorlar ya siz eğer gerçek riskli olan insan taramalısı. İşte annesinde, teyzesinde meme kanseri var belli bir yaşın üzerinde ama böyle değil de bütün insanı tararsanız ne olur? Mesela bak bu rakam 40 yaşındaki insanları tararsanız diyor 999.5'ine hiç faydası olmaz. 0.5'ine faydası olur. Kaç yıl? 10 yıl boyunca. 40 yaşındaki kadınları 10 yıl boyunca taradık her sene mamografi. Kaçına yarar oluyor mu? 0.5'ine. Peki 999.5'ine gereksiz işlem yaptık. Bunu kimse hakkı tanıyor? Gereksiz işlem yapmanın da kötülüğü şu. Sadece bir ekonomik bir kayıp değil tabii bu. Ki. Kişi o yapılan işlemlerden zarar görüyor. Işından kalbi zarar görüyor. Başka vücut organları zarar görüyor. İşte yapılan kemoterapilerden kemik iliği baskılanıyor. İşte enfeksiyonlar oluyor. Bu yüzden hayatını kaybeden oluyor. Ameliyat ediliyor. Ameliyatın kendine mahsus bir takım riskleri var. Bunlara hiç hesaba katılmıyordu. Ne oluyordu? Meme kanseri teşhisleri arttı. İşte biz bu kadından hayatını kurtardık. Mesele böyle değil. Onun için mesela Amerika'da şimdi eskiden 40 yaşından itibaren kadınlara her sene mamografi tavsiye edilirken şimdi orada özel bir grup, hükümete tavsiyelerine uyduğu bir grup artık 50 yaşından sonra 2 senede bir yapılmasının daha doğru olduğunu sonucu kararını açıkladı ve buna taraftarları artıyor. Prostat kanseri taramaları mesela rutinde tamamen yapılmasının yanlış olduğu ortaya çıktı. Erkeklere PSA bakılıyordu mesela. Şimdi artık yani özel bir durum söz konusu değilse herkese belli bir yaştan sonra PSA bakmanın hiçbir manası yok. Çok anladığım bir mevzu değil. Eksik ya da yanlış sorabilirim. Olsun. Şimdi bu kanser hastalığında sıçrama olasılığı oluyor değil mi? Peki bu erken teşhiste diyelim ki kadın tedavisini oldu ya da işte memesini aldırdı. Bu onun aslında başka yere sıçramadan ömrünü uzattığı da var. Var. İşte rakam az orada işte. Rakam az işte. Sadece ona bakılırsa yanlış yapılır. Şu da var. Erken rakam az ama bu bahsettiğimiz insan ya. Anladım can yani hayat. Tamamen bir peki o zaman bütün insanlara zarar görenlere hesaba katmıyorsunuz. O zaman şöyle. Bütün insanlara 3 ayda bir herkese batın MR, beyin MR, beyin MR, göğüs MR, kolonoskopi, bronoskopi, endoskopi. Hepsini yapalım. Ne dersiniz? İster misiniz? Prostat biyopsisi yapalım. Tabii. Ama canım herhalde bir yerde de bir acı olacak, bir ne bileyim ağrısı olacak. İşte buraya geldik. İşte buraya geldik. Bir şikayet yoksa aslında doktorculuk yapmanın da çok da fazla, çok özel durumlar dışında faydası yok. Bir şikayet yoksa. İşte adamın biri doktora gitmiş, gidiş o gidiş olmuş oluyor. Yani tabii ki bir şikayet varsa kişinin o başka bir şeydir. Tabii. Biz onu bahsetmedik şimdi burada. Tabii. Ama sizin veyahut da şikayeti yok veyahut da başka bir şikayeti var. Baş ağrısı gittiniz, o gelmişken bir de size göğüs tomografisi çekelim dendiği zaman. Burada... Hayır gerek yok diyelim. Öyle mi? Tabii ki. Ama şimdi ben bunu böyle söyleyemeyiz tabii ki. Belki o doktor o anda başka bir bağlantı düşündü. Tabii ki. Biz geneli konuşuyoruz. Bir hasta üzerine konuşamayız. Ekstrem örnekler her zaman olabilir. O başka bir şey. Ama kastettiğimiz burada. Yani siz gereksiz tarama yaptığınız zaman insanların çok büyük kısmında gereksiz karın tomografisi veya gereksiz göğüs tomografisi yaptığınız. Zaten sigara içenleri de %50 bulunuyor. Nodül denilen şeyler. Of çok yüksek rakam şimdi, ya. Şimdi peki bu nodül tümör müdür değil midir? Kimse bilemez. Bir şekline göre şöyle böyle diyoruz ama. Ve ondan sonra iş başlıyor işte. O zaman doktora gitmiş, gidiş o gidiş oluyor. Hmm.
Benim check-up'lar da öyle Pelin Hanım. Bizde çok meraklı olanlar var. Hatta bazı her sene. Evet, bazı sigorta, özel sigorta yaptıranlara yılda bir check-up şeyi var yani. bunu yaptırıyorlar. Evet, ben görüyorum aslında genç kızlar mesela akciğer filmi çekiyorlar. Ya sigara içmiyor adam, hiçbir risk faktörü yok. Yani bunlar akciğer filmi çekmenin ne manası var? Yani bu şekilde manasız check-up'larla hiçbir yere varmak mümkün değil. İnsan bundan zarar görür. Bir ay önce gelen bir hastayı anlatıyorum. Hocam dedi, hastane var, meşhur bir hastane. Promosyon yapmış. İndirimli ya mamografi, ya tiroid ultrason, ya göğüs tomografisi. Bir tanesi bedava. Evet. Tamam mı? Ben diyor hocam diyor bedava diyor mamografi yaptırdım diyor. Bir de diyor ne olur ne olmaz diye bir şey yaptım. Şey yapmış. Önce tiroid ultrason. Tiroidinden nodül çıkmış. Parayla yaptırdığı akciğerinde de gene küçük bir nodül çıkmış. Yani promosyon olarak yapılan iki işlem, tiroid ultrasonografi, orada nodül, akciğerde nodül. Al sana hasta. Şimdi bizim spiker arkadaşımız, Habertürk'ten tanırsınız, Işıl Açıkkar bana mesaj atmış. Diyor ki Pelin, Allah aşkına sorsana, bazı kanser türleri o kadar sinsi ilerliyor ki ancak ölüm aşamasında son devrede belli oluyor diyor. Buna ne diyeceksiniz? Zaten onlara da faydamız olmuyor. Şimdi bakın, onu Ahmet Bey biraz önce açıkladı ama bir kanser hücresinin nasıl davranacağı, hep öyle mi kalacağı? Veyahut da aslında çok hızlı ilerleyip sizi teşhis koysak da zaten ölümünü pek engelleyemeyeceğimiz, yoksa orta düzeyde mi gidecek? Aslında biz faydalı olduğumuz şeyler daha çok orta hızla büyüyen ve bize şikayetle gelen vakalar oluyor. Yani ben geliyorum diyenler. Evet, evet, tabii ki. Aynen. Yoksa çok yavaş ilerleyenler, zaten siz onu teşhis etseniz bir adamın normal beklenen ölümü 100 yaşında ölümü bekleniyor o kanserden. Zaten teşhis ettiğin ne fayda sağlayacaksın hastaya? Ya da çok erken zaten metastaz yapıyor. Mesela gençlerdeki meme kanseri, tabii, genç kadınlarda. Agresif kanserler mesela zaten erken dediğiniz, teşhis edip tedavi ettiğiniz kanser de bile zaten geç kalınmış oluyor. Ondan bir süre sonra metastazları çıkıyor veya tümörde nüksler meydana geliyor. Yani erken teşhis etmek her zaman herkes de hayatını da kurtarmıyor. Ve olayın zarar gören kesimi hep gözden kaçıyordu veya kaçırmıyordu. Şu anda yöntemleriniz bunu ayıramıyor. Bir kanser hücresi buldunuz. Bu hücre, evet, tamam, kanser diyorsunuz. Boya yapıyorsunuz, yeni yöntemler gerekiyor. Boya, evet, evet, bu bir kanser hücresidir. Ama o kanser hücresi demek gerçekten bu kanser büyüyecek, evet, de bunu öldürecek de anlamına gelmiyor. Peki hangisi, ayıramıyoruz şu anda onu? Dolayısıyla ikisinin aynı muamele yapıyoruz. Hiçbir şey yapmayacak kanserle öldürecek kanseri. Eskiden çok kullanılan bir şey vardı. Kanser erken teşhis hayat kurtarır diye. Bu özel durumlar için tabii ki doğru olabilir. Ama şimdi artık kanserde erken teşhisin hayat karartabileceğini de mutlaka insanların akıllarında olması lazım. Yani kanserde erken teşhis demek her zaman hayat kurtulması değil. Aksine size hiçbir zarar vermeyecek bir kanser yüzünden onun icap ettirdiği tetkikler ve işte ışın gibi, kemoterapi gibi, ameliyat gibi tedaviler yüzünden başınıza çok daha fazla zarar, komplikasyon gelebilir. Hatta ölebilirsiniz bile. Şimdi tabii bunları siz söylüyorsunuz. Onun kararını vermek izleyiciye kalmış. Ben çok korkarım şöyle, bunlar veballi işler diye. Tabii biz de şöyle söyleyeyim. Bakın şimdi tıbbın yapması gereken şey şu genel manada. Kanserleri erken teşhis etmek değil, hangi kanserlerin, hangi tedavilerin yapılması gerekeceğini belirlemek. Şimdi artık o konuda çalışılıyor. Mesela meme kanseri dediğimiz şey 3 tip 5 tip değil. Bunun hücrelerin genlerine göre, oradaki bozukluklara göre bunların hangisinin, hangi tedaviye yapılması gerektiği, hangilerine hiç dokunmanın manasının olmadığını ortaya konması lazım. Şimdi haliyle siz bir kadında meme kanseri tespit ettiğiniz standart zaman... Standart bir şey yapıyorsunuz. Standart iş yapmak. Yani ben olsam ben de öyle yapacağım. Ben bunu eleştiriyorum ama ben o adama niye yaptın demiyorum. Ben bir sistemi, bir mantığı, yanlış yapılan bir olayı ortaya koymak istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ben de hekim olsam, ben de acilde bir hasta bakan günde 100 tane, 150 tane acile hasta bakan bir hekim olsam... Mecburum ben ona film de isterim, kan tahlili de isterim. Ben o kişiyi eleştirmiyorum. Genel manada tıptaki bu yanlış gidişatı biz eleştiriyoruz, evet, onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu programla ilgili olarak hem tweet atıyor işte Ahmet Rasim Hoca, hem bir taraftan da ahmetrasimkuçukusta.com internet, evet, siteniz var. Orada bir yazı vardı. Alman Fokus dergisinin internet sitesinde yayınlanan bir haberle ilgili çok çarpıcı bilgiler var. Hani check-up'ı falan bir yana bırakın. Diyor ki birçok hasta gerekli olduğu için değil, para hırsı uğruna ameliyat ediliyor. İfade aynen bu. Yani bunun Almancası. Almanya'da mı bu? Almanya. Almanya'da bu oluyorsa ben size bir olay anlatayım mı? Bir cerrah bir kasabaya gidiyor. Bu gerçek. Ya ne biçim yer diyor burası diyor. Herkesin safrakesiz yerinde duruyor. Ne acayip değil mi? İnsanı sen uyutuyorsun, ona sen narkoz veriyorsun.
kesiyorsun, bitiyorsun? O yazının devamında Türkiye'de tanınan hekimlerin ayrı ayrı şeyleri de var. Evet, yorumları var. Mesela tiroid ameliyatlarının diyor ki tiroidle uğraşan bir cerrah %70. Şimdi rakamlar aksız, bakıp daha iyi söyleyebilirsiniz. Şimdi diyorsunuz ki burada alıntı. İşte Profesör Doktor. Acaba bu insanlara şimdi ismini söyleyeyim mi ben, bir huzursuz. Bunlar gazetelerde çıkmış şeyler. Yani öyle gizli saklı bana söylenmiş şeyler değil ki. Kaynakları da var. İsteyen girip hangi gazetede yayınlanmış, hangi internet sitesinde yayınlanmış bakabilirler. Mesela bir profesör diyor ki Tezerman tiroid ameliyatlarının %90'ının gereksiz yapıldığını söylemiş. Bel fıtığı ameliyatlarının %99'u gereksiz yapılıyor Pelin Hanım. Neyi? Bel ameliyatı, bel fıtığı ameliyatlarının %99'u. Evet, fizik tedavi uzmanı bir isim öyle söylemiş. %1'i gerçekten ameliyatlık. Ameliyatla hayatı rezil olan çok, felci olan da bize geliyorlar. Bakıyorum artık yapacak bir şey kalmamış. Bakın şu işte şurada gözüküyor. Türkiye'de yapılan ameliyat sayıları nerede? Birkaç yıl içinde muazzam bir artış oldu. Nasıl bu kadar hasta mı olduk biz? Aşırı 2005-2006 ile 2010 arasında neredeyse ameliyat sayısı ikiye katlanmış. Böyle bir şey olur mu? Yazık, bir köyden amcaları teyzeleri toplamışlar ama o katarak da beni hatırlar mısınız garibim ya? Yazık, neydi o halleri? Onlar da artık ne zannediyorlarsa çok daha iyi göreceğiz pırıl pırıl. Ne oldular acaba? Şimdi çok mevzu var, o yüzden gözlerim şuna geçmek istiyorum olmaz. Müsaadenizle. Efendim şu antibiyotiği Allah aşkına bir anlatın. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun bu konuda bir uyarısı var. Diyor ki leblebi yutar gibi antibiyotik tüketen bir toplum olmamalıyız. Özellikle toplumsal duyarlılıkta antibiyotik şartı mı gerekli mi sorusunu bütün vatandaşlarımız sormadı. Şimdi tıbbi bilgim yok. Tabii. Doktorun karşısına geçtim. Aman kelli felli işte ne güzel doktor. Baktı bana, Pelinciğim dedi, sana dedi şunu şunu yazacağım. Bu antibiyotiği dedi 10 gün boyunca alacaksın. Hem de iğnesini de yazıyorlar. ne olacak? Ben onu tabii lüp lüp yutacağım. Tabii ki. Nedir bu antibiyotik, çok gerekli bir şey mi? Yani tabii yerinde kullanıldığı zaman antibiyotik hayat kurtaran bir şey. Tabii. Ama bütün dünyada en çok suistimal edilen ilaçların başında da antibiyotikler geliyor. Çünkü kullanım alan ateş mesela. Ateş olan şimdi herkese şimdi önümüzdeki aylardan, günlerden itibaren bu solunum yolları virüsleri piyasaya çıkmaya başlayacak. Çıktı. Çıkmaya başladı bile. Sizin çocuğunuz var biliyorsunuz. Evet. Ve bunlara hepsi %90'ı viral enfeksiyon. Yani bunların hiçbirine antibiyotik vermek gerekli değil ama şöyle düşünün. Acilde çalışan bir hekimim ben. Bana günde 100 kişi geliyor. Ateş çocuk geliyor. Bakın acilde çalışan bir hekimin işi inanılmaz derecede zor. Bir aile hekiminin, bir acilcinin. Bunun tam tersine özel bir konuda dünya çapında meşhur olmuş adamın işi çok kolay. Mesela ortopedistler var, adam sadece omuzla ilgileniyor. Bele bile bakmıyor. Veya göz doktoru var, sadece glokomla ilgileniyor. Veya spesifik başka bir şeyle ilgileniyor. Onun yaptığı iş hep aynı şey. Hatta ona birçok hasta teşhisiyle gelmiş oluyor. Ama düşünün ki size ateşle gelen bir çocuk. Bu biraz önce de konuştuk. Menenjit de olabilir bunun altından. Bunun altından lösemi de çıkabilir. Zatüre de olabilir. Kızamık bile olabilir. Her şey olur. Yani 100 tane hastalık sayılır. Ve acildeki bir hekimin 5 dakika ayırabildiği, belki daha bile az. 5 dakika ayırabildiği. Daha bile az. Ayırabildiği hastada bir teşhis yapması mümkün değil yani. Adam onun için ne yapıyor? Acile de gelmiş olduğu için hastada, ailesi de panik halinde. Ona mutlaka bir takım tetkikler yaptırıyor. İşte ateşi var diye film çektiriyor, kanına baktırıyor, idrarına baktırıyor vesaire. Bunları yapmak zorunda. Bunları yapmadığı zaman o 1000 tane hastadan bir tanesi menenjit çıksa, bir tanesi efendim zatürre çıksa, bir tanesi lösemi çıksa, kızamık çıksa yandı. Doktor bunu atlamış oluyor. Onun için de bu yazılıyor. Onun için burada ben doktorun hiçbir şekilde kabahati yok. Halka bunu iyi anlatmak lazım. Ben şunu söylüyorum yani insanların, hastalar doktorlara bize niye antibiyotik yazmadın diye değil, doktor bey bize niye yazdın diye doktoruya hesap soruyorlarsa o zaman bu iş yoluna girmiş demektir bence. Bütün ilaçlar için geçerli, sadece antibiyotikler için değil. İlaç israfındaki önemli sebeplerden bir tanesi bu defansif tıp. Bir de tıp eğitimi mutlaka, hep söylüyorum onu, hep tıp fakülteleri açılıyor. Her yerde şimdi artık tıp fakültesi olmayan şehir bildiğim kadarıyla kalmadı veya yakın bir gelecekte kalmayacak. Özel tıp fakültelerinin sayısı, inan ya böyle bir şey olması mümkün değil. Tıp fakültesi demek bir kurum grubu ve böyle levha, kanun çıkarmakla, bir tabela asmakla tabii olmaz. Bu politik bakımdan halka hoş gelen bir şeydir. İşte küçük bir vilayette tıp fakültesi olması orası halkı için çok cazip bir şeydir. Ama tıpta esas eğitim son derece önemli ve bu bilgisayardan, bu internetten sonra tıp eğitiminin hiç değişmediğini ben görüyorum. Ben gerçi üniversite ayrılığı 7-8 sene oldu ama hala tıp eğitimi
Aynı Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan silahlarla bugün bir savaşa girmeniz mümkün mü? Aynı yöntemler, aynı anlayışla, herkes aynı dersler vererek, aynı dersler vererek. Yani biraz düzelme var. Tıp eğitimi, mutlaka var. Gönüllü insanlar var, ilgili insanlar var, düzeltmeye yok çalışıyor. Ama genel manada olan şey bu. Ama çok problem var. Temel eğitim çok önemli tıpta ve artık öğrencilere her şeyi böyle boca etmek bildiği mümkün değil. Ama biz kendi fakültemizden söyleyeyim. İmkanlar azalmasına rağmen, mekanlar kötüleşmesine rağmen biz diyoruz ki kontenjan %30 azaltılsın çünkü binamız yıkıldı, yıkılacak İstanbul Tıp Fakültesi. Onlar kontenjanımızı %30 artırıyorlar. 300'lerden şu anda 550 öğrenci alındı. 550 öğrenci, yıkılacak binalara 550 öğrenci alındı bu sene İstanbul Tıp Fakültesi'nde yani. Doktor sayı, doktor ihtiyacı var, doktor ihtiyacı. Ben de biraz konuşmak istiyorum. Doktor ihtiyacı. Şimdi doktor ihtiyacı. Basit bir şey söyleyeyim. Siz eğer diyelim ki bir hastayı, astım hastasını 6 ayda bir kontrol edeceğinize, eğer 15 günde bir kontrol edersen doktor ihtiyacı ne kadar artar? Sizin uyguladığınız politikaya bağlı bu. Tamam, Türkiye'deki doktor sayısı OECD ülkelerine göre diyelim bir %50 az. Yani 1'e 1,5 gibi. Doğru mu hocam? %50 evet, yalnız. Rakam olarak bilmiyorum ama az. İki başına. Bir. Ama hocam yani peki, %50 az diyorsunuz. Bakın şimdi, %50 az OECD mı? Ülkelerine göre rakam bu. Tabii, peki hemşire sayısı ne kadar az biliyor musunuz? Bilmiyorum. 5 kat az. Hiç duydunuz mu hemşire az diye? Ve hemşire yetiştirmek daha kolay. O eğitim. Niçin acaba? Niye çok doktor isterler acaba sizce? Onlar doktor istemiyor. Reçete yazmak ve teknoloji kullanma yetkisi olan sertifikalı adam istiyorlar. Sağlık sanayi bunu istiyor. Anlatabildim mi? Aslında bugün hastalıklar müzmin hastalık değil mi? Kronik hastalıklar, yani yaşlılık. Yani ticari... Evet. Bir talep. Bakın bugün hastalıkları nedir aslında? Bugün bizimki çağdaş kronik hastalıklardır. Yaşlı değil mi? Nüfus yaşlanıyor. Hepimiz uzun yaşıyoruz. Tabii. Ve bakım hastalarıdır. Bunlara doktordan ve teknolojiden daha çok insanlık gerekiyor. Bakım gerekiyor. Hemşirelik hizmetleri ön plandadır. Kimse hemşire için bir şey ağlamıyor. Çünkü ölünceye kadar kemoterapi, parçalalım şunu yapalım artık bir şey çıkartamayacakları zaman da evine gönderiyorlar. Ya insanlık, evine bir hemşire göndersen 1000 kat daha buna gereksiz yaptığın işlemlerden daha yararlıdır. İnsanca davransan. Bakın ne söylüyorum size. Bugün ortalama yaşımız ilerledi ya. Hepimizin evinde yaşlı yok mu bakıma muhtaç hasta? Var tabii. Asıl onlara işe bakmak lazım. Onlara doktorluk değil. Onlara bakım, bakım gerekir. Tabii. Çok iyi hemşirelik hizmeti gerekir. Ama biz bunu konuşmuyoruz bile. Çünkü o bize para kazandırmaz. Sisteme para kazandırmaz. O ne yapıyor biliyor musun? Artık hani ayakları beni yani neredeyse yoğun bakımda kemoterapi yapacak hastaya. Yani adamı duruma gelmiş artık. Ya bir deneyelim. Hayır, ona insanca bakıma ihtiyacı var. Onu sağlamıyorsun. Evine niye hemşire göndermiyorsun? Niye ağrılarıyla evine gönderiyoruz insanları orada? Değil mi? Hiç bakım yapmıyoruz. Son dönem hastalarını hiç hastane almaz biliyorsunuz. Biz de almıyoruz. Kimse almaz. Evine gönderiyor. Evine gönderiyor. Ağrısıyla, bakımıyla. Hiç bakım yok. Niye? O boşuna bir sürü ilaç harcayacağıma onun evine hemşire göndersem çok daha insani bir şey. Ağrısını dindiririm, bakımını yaparım, yarasını. Yani tamamen paraya yönelmiş bir şey. O zaman insan gözüyle değil, müşteri gözüyle bakın. Tabii ki zaten öyle. Peki, şunu anlatır mısınız? Hep böyle ilaç firmalarıyla bazı doktorlar arasındaki ilişki konuşulur ya. Bu standart bir iş. Yani bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil ki. Bütün dünyada olan bir işlem. Türkiye'de de aynı şekilde bir kürenin bir parçasıysa bizde de aynı şekilde çalışıyor. Ben o sistem ama iyi bilmiyorum. Hı. Şimdi ben doktorum. Siz de X ilacını satıyorsunuz. Evet. Şimdi geldiniz bana. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle bakın. Çok mu basite indirgedim? Öyle değil mi? Nasıl? Şimdi şöyle. İlaç firmaları tabii ki bunlar yardım kuruluşu değil ki. Adam ticari kuruluş. Adam neyi hedefliyor sene malını başında? Hedefliyor. Ben diyor kaç kutu ilaç satacağım? 1000 kutu. Rakipleri bunu, var. 2000'e çıkarmak için ne yapmam lazım? Bütün şeyi bu. Onların bir insan ilaçsız nasıl iyi olabilir mi? Veya daha az ilaçla, daha düşük dozda iyi olabilir bir düşüncesi olması mümkün değil. Bu işin şeyine ters. İlaç firmalarının para kazanma hedeflerinin olması son derece tabii bir şey. Burada ama bütün görev bence hükümetlere düşüyor. Yani bir tek bizim hükümeti bahsetmiyorum ben. Dünya hükümetlerine düşüyor. Mesela grip aşısını 70 yıldan beri aynı saçma sapan etkinliğinin sıfır olduğu ortaya çıkan aşıyı insanlara hala yaptırıyorlar. Ve üstelik de korkutma kampanyalarıyla. İşte katil grip geliyor, domuz gribi geliyor, bilmem ne aşı olmazsanız ölürsünüz. İki sene önce yapılan araştırmada, Avrupa'da çok merkezli bir araştırmada
grip aşılarının etkinliğinin yüzde kaç olduğu ortaya çıktı biliyor musunuz? Yüzde sıfır. Sıfır mı? Sıfır. 3-4 ay sonra aşının etkinliği sıfıra iniyor. Hatta bir araştırmada eksi bir çıktı. Bunlar hani grip aşısı karşıtlarının yaptığı veya uydur kaydır dergilerde çıkan araştırmalar değil. Tanınan insanların araştırmaları ve yazıların yayınlandığı dergide Eurosurveillance diye Avrupa'nın hastalık kontrol merkezinin yayın organında çıkıyor bunlar. Yani burada esas önemli olan insanlara tıbbın ne olduğunu çok iyi anlatmak. Ve olabildiği kadar yani bir ülkenin sağlığının yerinde olup olmadığı o ülkedeki tam tersine hastalıkların, muayenelerin artışıyla değil, azalışıyla bunu ölçmek ama lazım. Ama benim soruma cevap vermediniz. Doktor ilişkilerine gelelim. Gelelim. Evet, şimdi. Dedim acaba hocalarımız yok, hayır. Istemiyorlar mı? Tabii, hayır. Yok, girelim. Şimdi bakın, şimdi şurada mesela bir kupa var, üzerinde Habertürk yazıyor. Adam size bir bardak yazıyor, üzerinde işte ilacın ismi yazıyor. Bu bile sizin şuur altınızı etkiler. Yani bakın. Şu kupa kaç liradır? 3 lira, 5 liradır. Kupaya mı tav oluyorlar? Hayır, tav olmuyor. Bakın burada etkilenme söz konusu. Bu çok farklı bir şey, önemli bir şey. Veya bu kalem. İşte bu kalemin üzerinde bir ilacın ismi veya bir ilaç yazması. Siz isteseniz de istemeseniz de o sizin şeyinize yerleşiyor ve mecburen onu yazıyorsunuz. Onun dışında tabii ki İlaç firmalarının hekimlere, özellikle üniversite öğretim üyeleriyle veya eğitim hastanelerindeki şef... Şimdi daha çok sahadaki uzmanlara... Sahalara olabilir. Bilmiyorum ben. Evet, değişti. Olabilir. Onlarla çok sıcak ilişkiler var. Bu kongreler mesela. Bunlar kongre davetleri. Ulusal kongreler mesela. Kongreler diyelim ki bir kongre oluyor. Diyelim ki oraya 2000 kişi gidiyor. Şu anda rakam vereyim size. Diyelim bir meslek dalının kongresi var. Yılda iki ulusal kongre Antalya'da yapılıyor. Aslında en ucuz Antalya'da biliyorsunuz. İstanbul'da yapsan çok pahalı oluyor. Ve artık hep mevsim dışı yapılıyor. Buna rağmen olan belli bir parası var onun. Kongre gidenlerin hemen hemen hepsi bir ilaç şirketinin masrafları karşılamasıyla gidebiliyor. Kendi parasıyla giden hiç yok. Sadece derneğin oradan para kalıyor derneğe. Dernek hiç olmazsa işte konuşmacıları yurt dışından getirtiyor falan filan. Yani o tamamen finansman, bugün uzmanlık derneklerinin hepsinin finansmanın %90'dan fazla, 95'i, 96'sı kongrelerde gelen, ulaş şirketlerinden gelen sponsorluklarla oluyor. Zaten şimdi bakın. Aslında birçok şey yapılıyor. Mesela bizim dernek diyelim ne yapıyor işte. Geçen hiçbir ilaç firması ismini, hiçbir oturumda bir ilaç firmasının ilaç şeyinin ismini göremezsin, ilacın ismini göremezsin, firmanın ismini göremezsin. Böyle çok tedbirler oluyor. Hep eğitim için destek veriliyor ama ona rağmen gerçeklik bu. Tabii ki. Yani dünyada da bu. Yani tamamen bir şeye dönüşmüş durumda. Bir endüstriye, ilişkiye dönüşmüş durumda. Esas burada yanlış olan şey kongre. Ben onlara zaten kongre değil, bayi toplantısı diyorum. O bayi toplantısından başka hiçbir şey değil. Diğer sektörde bayi toplantısı yok mu? Aynı şey. Burada bu da bayi toplantısı, başka bir şey değil. Bu da piyasa içinde bir sektör. Bakın kongre... Niye doktorlara taktınız yani siz? Tıp kongresine gazete yazıyor işte 10 bin kişi geliyor katılımcı. Ben diyorum 10 bin beleşçi geliyor. Yani çünkü hepsi bunların %99,9'u hepsi yani bir ilaç firmasının desteğiyle geliyor. Kendi parasıyla gelen insana zaten enayi gözüyle bakılır. O adam onu zaten ifade etmesi de mümkün değil. Bakın şurada önemli olan şey, kongre bundan 50-60 sene önce önemli bir şeydi. Neden? Çünkü bu kadar iletişim yoktu, ulaşım imkanları kısıtlıydı. Bir yere gidip görmeniz çok çok zordu. Bu bilgi çağı, şimdi nasıl böyle yazının icadıyla her şey değişti? Nasıl matbaanın icadıyla bütün eski kavramlar, anlayışlar, yaklaşımlar değişti? Aynı şekilde bilgiye ulaşmanın yolları tamamen değişti. Biz öğrenciyken bizim kitabımız yoktu. Biz hocanın her dediğini böyle virgülüne kadar, noktasına kadar yazardık. Çünkü onu daha sonra kontrol edeceğimiz, sorgulayacağımız, kaynağı bulmamız yani imkansız gibi bir şey olsa da şu an derece yetersizdi. Onun için her şeyi hoca bilirdi. Hoca ne anlatıyorsa o doğruydu. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi bilgi, insanların istediği kadar, istemediği kadar bilgi, ulaşma yolları değişti ve bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Ben ders anlatırken öğrendim. Ben de şeyle, akıllı telefonuyla benim bilgimi kontrol edebiliyor. Yani. Yanlış mı söyledim diye açık yani. Onun için kongreler artık hiçbir manası kalmadı. Bu tamamen turistik bir seyahat haline geldi. Zaten bununla tırnak içinde kongre turizmi diye de bir kavram var. Yani bu ama tamamen teşvik ediyor zaten kongre. Turistik bir faaliyete geldi. O da ayrı bir sektör. Tabii onun da
Doğru mu? Yani şu bakımdan belki doğru. İşte bir otel oluyor, otel çalışıyor, oradaki çalışanlar var. Onlara istihdam yaratılmış oluyor. Bir şeyler yeniyor, içiliyor, yatılıyor, kalkılıyor falan filan. Hadi ama en azından belki bakımdan, orada doktorlar görüş alışverişinde bulunuyor. Evet. Bak, öyle hadi görüş, diyelim yeni çıkan ilaçlar hakkında. Ya öyle ilaç öyle ulaşılmaz Pelin Hanım. Siz bir ilaca ulaşmanın yolu kongre değildir. Bunlar zaten her gün bakın ilacın daha araştırmaları başladığı zaman siz oraya bildiriyorsunuz. Ben şu ilaçla şu gruplarda şöyle bir araştırma yapıyorum diye. Bilmiyorum. Bu işe meraklıysan bunu zaten sen takip ediyorsun. Ya hiç faydası olmuyor. Tabii ki bir sosyal faalet oluyor. İnsan yan yana geliyor, bir şey yok. Şimdi, paylaşıyorlar, konuşuyorlar yani. Tabii sosyal, ki faydası vardır. Evet evet vardı. Bu sosyal faaliyet güzel ama hoca kitaba yazdığı için rahat soruyorum. Diyorsunuz ki bazı doktorlara da promosyon olsun diye yabancı gelin veriyorlar diyorsunuz. Ya onu ben demiyorum. Yani. O sizin Habertürk'te yanlış hatırlamıyorsam çıkmış bir haberdi. Yani bir de doktorun da tırnak içinde meşrebine göre kimine mesela Ümre hediyesi verilen de var. Promosyona. Promosyon yabancı bu benim şeyim değil. Bu gazetelerde çıkmış haberler. İsteyen yazıyı okuyup hangi gazetede ne zaman çıktı diye görebilir yani. Ya da araba şey tekerle. Yani şöyle işte, yani araba mı? Ya şey yani araba lastik ya bir lastik. Hayır lastik. Araba veriyorlar zannediyorum. Her şey verilebilir. Yani artık burada bir sınır kalmadı. Burada yapılması gereken tek bir şey var. Yapılması mümkünse şayet. Doktorlar ve ilaç endüstrisi arasındaki ilişki sıfırlanması lazım. Bunu sıfırlamadığınız zaman bu işlerin düzelmesi asla bir şekilde mümkün değil. Dediğim gibi bakın size getirdiği şu kupayla bile 5 kuruşluk şey. Bununla bile etkiliyorsunuz. Amerika şimdi şöyle bir nasıl şey yapıyor. Nasıl sıfırlayacaksın? Peki o ne? Peki sağlık bürokrasisi ilişkisini nasıl sıfırlayacaksın? İşte, asıl ruhsatlar oradan çıkıyor ya gereksiz. O işin başka bir işimi. Doktorlar hep söylüyor tabii. Görüyorsun değil mi? Şimdi bakın o da sağlık bürokrasisi karar veriyor bu ilaç Türkiye'ye girsin mi? Tabii. Bunu SGK. O işin başka bakın, bir tarafı. Bakın kritik nota biliyor musunuz? Ama arz talep meselesi. Şimdi SGK, o ilacın iyi olduğuna değil peki, mi insanlar ikna olduysa ve yazdırmak SGK istiyorsa. SGK bu ilacın parasını karşılasın mı karşılanmaz. En önemli kritik budur. Tabii. Yoksa kimse cebiyle parasıyla ilaç almadığı için. Tabii. SGK üzerinden aldığımız için. Bu başka bir olay. En başka kritik bir olay SGK bu ilacı ödesin mi geri yapmasın mı? Hep SGK diyorsunuz. Ben cebimden veriyorum o ilaç paraları. Şöyle SGK Türkiye'de yok mu? Sigortası mı çalıştırılıyorsunuz burada? Yok artık da yani ne bileyim ilaç bir şey oldu mu eczaneye gidip veriyoruz. Türkiye'de ilacın benim bildiğim %90'ını SGK, SGK ödüyor. %90'ını bakın. %10'unu sizin gibi ben de kendim alıyorum gerekirse. O vallahi kendim alıyorum ha. Tabii %10'u ancak insanların kendi cebinden veya özel sigortasından ödeniyor. %90'ını SGK ödüyor. Aslında daha genel bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu felsefi yönüne bak şimdi geleceğim. Şimdi şu genele geçince ben şunu merak ettim. Diyelim araba abartı yok, mı? Yok, var mı hiç araba? Yok şey yani ben duyduğum var şey araba lastik değişiyor. Ha araba lastik ya araba lastiği pahalıdır. Doktor kazaya kurban gitmesin diye kaba kastını değiştiriyoruz. Bir dakika hangi doktora araba lastiği verileceği o doktorun işte ne bileyim 5000 kutu yazmasıyla mı ortak? Öyle de olan da var. Peki nereden biliyor benim yazdığımı? Adam takip ediyor eczane dolaşıyor. Nasıl? İlaç firmalarının adamları eczane evet, dolaşıyor. Nasıl? Tek tek vallahi sayıyorlar onu. Tabii ki. Nasıl? Gerçekten bilmiyorum. Sizin yazdığınız reçetede isminiz ve kimlik ve numaralarınız tabii yok mu? Onlar eczane gitmiyor mu? Bilgi işlem yok mu? Eczaneye gidiyor, eczane bilgi böyle işlem bakıyor. Ki i̇şte bilmem ne ilacı. Hangi doktorun hangi ilaç yazdığını firmalar biliyor. Tabii. Onlar bak, kayda mı geçiyor? Size, Ahmet Rasim. Tabii. Doktor Ahmet Rasim yazdı tabii diye. Öyle. Tabii ki. SGK da bunu izleyebilir, bakanlık da izleyebilir. Daha da değişik bir şey söyleyeyim. Bence böyle bir anlaşma yapmak daha etik bir şey. Yani ticari açıdan baktığın zaman. Yani, hani 100 kutu yazayım sen bana kutu, bunu ver. 100 kutu yazayım ver. Ama öbür türlü ucu açık bir durum olduğu zaman senden bir şey istemiyor. Ya siz nasıl adam seni alıyor, doktor Pelin'i Amerika'ya götürüyor. Uçak. İşte 4 yıldızlı 5 yıldızlı otelde kalma, yemeler, içmeler, oradaki seyahatler, şunlar bunlar sizin masrafınız birkaç bin dolardır. Sizden hiçbir şey istemiyor adam. Siz eğer vicdanlı bir insansanız ki doktor vicdanlı bir insan olması lazım. Bunun karşılığını o firmaya ödemesi lazım bir türlü. Sizden bir şey istemedikleri halde. Aksi halde siz vicdansız, nankör, size yapılan iyiliğin karşılığını bulmayan bir insan durumuna düşersiniz. Ve ister istemez insan. Onun için bence 100 kutuluk bir anlaşma çok daha ahlaki ve ticari ve şöyle hatta bunun noterden olması daha da doğru. Çünkü eğer noterden siz insaf be artık şunu söylemek istiyorum. Bak hayır şunu söylemek istiyorum. Bakın bu şartlarda adam bu işin riskini göze alıyor demektir. Yani ben 100 kişilik 100 ilaçlı bir anlaşma yapıyorum sizinle. Biliyorum ki bu suç yani. Bunun ben riskini kabul edip ticari bir olaya riske atıp kendimi kabul ediyorum. Ama öbür türlü bir anlaşma yoksa ucu açık deniyor ya şimdi bir tabir var ucu açık. Sizin firmaya
size yapılan iyilikleri nasıl ödeyeceğinizi artık siz bilirsiniz. Sizin yüce gönlünüz bilir. Bizim orada bir eczane var. Çok da şeker bir eczacı hanım var orada. İşte konuşuyoruz. Diyorum ki ay işte kötü hissediyorum falan. O da bana diyor ki... Vitamin veriyordur. Ay vitamini de soracağım da. Evet ayrıca. Neyse şey diyor. Şu var mı diyorum. Diyor ki hani şu var ama bu da var diyor. Ondan sonra bu da var diyor. E diyorum yani hangisi? Ya bunlar muadil diyor. Öyle mi? Hani aslında X, Y, Z, A, B, C bütün o ilaçlar birbirinin muadili olabiliyor. Şimdi mesela doktor da diyordur ki ya böyle bir düzen var. Arkadaş ben niye bundan faydalanmayayım? E ben A'sı da B'si de C'si de D'si de bu ilacın iyiyse e canım ben de B'sinden yazarım diyordur. Tabii. Bunlar gerçekten birbirinin muadili mi? Tabii öyle olanlar var tabii ama. Tabii çoğu öyle ama bir kısma değil. Belli bir süre ilaçların patent süresi var biliyorsunuz. Belli bir süre ilacı başka bir firma üretemiyor evet. Ama o sürede olduktan sonra aynı molekülü insanlar değişik isimlerle piyasaya sürüyorlar. Ama burada şöyle çok önemli kritik bir şey var. Bir ilacın eşdeğer unvanı alabilmesi için burada bütün görev Sağlık Bakanlığı'na düşüyor. Bu ruhsatı onu... verene. Bunun gerçek manada aynı etkinliktedir diye ruhsat veriyor. Biyo yararlılık diye bir kavram var. Klinik bakımdan etkinliği, yan etkileri her şeyi tıpatıp onunla aynı olması lazım. Hı. Eğer bunu bir hekimin bilmesi de mümkün değil. Mümkün değil. Ama onu bakanlık bunu iyi yapmıyorsa siz kalitesiz bir ham madde kullanabilirsiniz. Ucuza yöneliyorsunuz. Siz bir grup ilacı yazdığınız zaman SGK üzerinden alırken o ilacı vermek zorunda değil eczane, SGK. Muadilini verebilir ucuz tabii olan muadilini. Farkını verirseniz size orijinal ilacı veriyor. Doktorun yazdığı orijinali alabilirsin. Ucuz ilaç peki kötü ilaç manasında böyle değil, merdiven altın var. Değil. Değil işte. Değil. Ama bunu belirleyecek olan idareciler yani Sağlık Bakanlığı'nın eczacılık dairesi veya hangi kuruluşlarsa onlar. Araştırma laboratuvarlar çok geliştirilmesi olarak sizin gerekiyor. Bir ilaç hakikaten o orijinal ilacın aynısı bunu bilmeniz, anlamanız hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü tersi durumlar da söz konusu biliyorsunuz. O ilaç firmaları para kazanmak için siz aynı kalitede mal üretmenize rağmen sizin piyasaya çıkmanızı bir engelliyor. Bunun kavgası oldu değil mi? Tabii. AIDS ilaçları biliyorsunuz. Hindistan, Brezilya çok ucuz bütün insanların ilaca ulaşması için ilaç çıkarttılar. Onlara büyük kavga oldu biliyorsunuz piyasaya sürmelerine. Çünkü benim patent hakkım var dediler. Ve kavga oldu. Sonra da anlaştılar. Bazı ülkelere ancak bazı fiyatlarla o ilacı verilebiliyor şu anda. Ve insanların birçoğu şu anda AIDS ilacına ulaşamıyor. Halbuki çok ucuza üretilme imkanı varken hala ulaşamıyor ilaçlara. O da ayrı bir konu yani. İlaç firmalarının böyle bir şey. O diyor ki ben bunu üretinceye kadar çok para harcadım. Mustafa Oğuz isimli bir izleyicimiz demiş ki ben garsonum. Gelen ilaç mümessilleri yaşadığımız ildeki en zenginden daha güzel giyiniyor demiş. Onların şey özelliği ama yani. En şık kıyafetler. Prezent abi değil mi böyle? Ayakkabılar böyle cilalı, boyalı. Ne güzel ama işte o ilacın aslında çantalar. Ben nasıl şimdi mesela Habertürk'ün yüzüyüm. Evet. Hani benimle ilgili nasıl bir algı varsa kanalla da muhtemelen öyle düşünüyorum. Çok yaşayın, iyi yaşayın. İyi doktorların eline düşün. Sana bir grip aşısı yapalım Zekice. Bir dakika, grip aşısı dediniz güzel. Şu grip aşısı meselesine girelim mi ne olur? Şimdi bakın, önce şunu anlatayım biraz. Şimdi grip aşısı denen, grip virüsü diğer virüslerden farklı bir virüs. Çiçek hastalığı, ne bileyim işte çocuk felci, bu aşılar sayesinde dünyadan kökü kazınacak kadar azaldı. İşte kızamık ileri derece azaldı ama... Grip virüsü bunlardan farklı. Bunun özelliği şu, bunun yüzeyinde bir takım antijenler var. Antijen dediğimiz yapılar var ve bunlar sürekli olarak değişiyor. Evet. Grip hastalığı için yapılan aşılar da bu grip virüslerinin yüzeyinde bulunan antijenlere göre belirleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyanın 100 küsur yerinde laboratuvarları var. Orada her sene hangi grip virüsleri dolaşıma çıktığı belirleniyor. Ve en çok salgın yapan ve bir sonraki sene en çok salgın yapma ihtimali olduğu kararı verilen virüsler 2A, 1B virüsü aşı yapan firmalara veriliyor. Tamam. Fakat bu grip virüslerinin yüzey antijenlerinden hazırlanan aşıların etkinliği son derece az. Ve üstelik de sınırlı. İşte biraz önce bahsettim. Avrupa'da geçen sene yapılan araştırmalarda grip aşılarının etkinliğinin 3 ay sonra sıfıra indiği. Daha önce başka çalışmalarda işte şu kadar etki var diye bir çalışmalarda vardı. Ama 3 ay güzel süre değil mi? Bakın siz aşı deyince ne anlamanız lazım Pelin Hanım? Aşı deyince bir aşı insana... olacağım, bir hasta olmayacağım. Tabii bir defa yapılırsınız. Bazı aşılar var 2-3 defa yapılıyor ama artık o hastalıktan siz artık ömür boyu korunmanız lazım. Evet. Bu nasıl aşı? Siz 6 aylıktan itibaren her sene yaptırın diyorlar. Yani 70-80 defa yapılan şey aşı olması zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Bu aşılık... Bize şöyle de diyorlar...
Yani tıp bilgim yok bak, her seferinde söylüyorum. Gayet tabii ki. Şöyle diyorlar işte, o her sene o mikroplar işte virüsler neyse değişiyor. O her sene de ona tabii göre. Evet, öyle olduğu doğar ama aşı koruyucu değil. Bakın koruyucu esasında bütün yani grip virüslerini etki edebilecek, grip virüsü değişiklik gösterse bile ona tesir edebilecek ve insanları ömür boyu koruyucu aşı elde gerçek etmek aşı mümkün. Ancak öyle. Bunu yapmak mümkün, bu çalışmaları var. Fakat bunlara tabii ki ilaç firmaları hiçbir şekilde sıcak bakmıyorlar. Çünkü düşünün ki dünyada her sene yüz milyonlarca insana grip aşısı yapmak, işte grip ilaçları, antibiyotikler, işte yan ürünler, işte maskeler, mendiller, şunlar bunlar satmak varken gribi ortadan kaldırılması endüstrinin hiç içine gelen bir şey değil. Onun için bunlar bütün grip virüslerine etki edecek, grip virüsü mutasyon gösterse bile ona tesir edecek bir aşının ortaya çıkmasını engelliyorlar. Ha, aslında olabilir. Tabii bunun çalışmaları tabii var. Tabii ki. Ama bunlar destek görmüyor. İşte bütün dava burada iyi bir örnek bu. Hükümetlerin, işte Amerika'nın büyük hükümetlerin gerçek manada etkili grip virüsü araştırmalarına çok destek olması lazım ki bu kısır döngü kırılsın. Ve niye olsun ki? Bu, o başka mesele. Yani bunu ortadan kaldırmak istiyorsa. Bunu yap, önleme aşıların siz etkili olmadığını ilan etmediğiniz takdirde yapılmaya devam ettikçe de bu yeni aşı çalışmalarının önünün açılması hiçbir şekilde mümkün değil. Yani etkili bir grip aşısının önündeki en büyük engel şu anda herkese yapılan ve hiçbir faydası olmayan grip aşılarını insanlara tavsiye etmek, bunları teşvik etmek. Bunu kırmadan yeni aşının önündeki engeller aşılamaz. Durum isimli, durum 3 demiş ki belki de grip aşısı değildir vurdukları. Yok olabilir. Yok. Yani öyle bir şey değildir yani. Grip aşısıdır ama işte etkisi şey. Grip virüsleri değişken. Ben grip virüslerini kadına benzetiyorum. Bak. Şöyle bir canlı örnek vereyim daha iyi anlaşılır. Yüzey antijen dediğime sesinizi bir hanımsınız. Saçınıza ve kıyafetinize göre sizi biz tanıyoruz, tanıtıyoruz. Ama siz kadınlar öyle. Sabah başka giyinir. Öğleden sonra başka giyinir. Saçı sabah topludur. Sonra açılır falan filan. Değil tamam. Toka takar, kurdele takar falan. Kurdele. Evet. Kaptım onlar bilmiyorum. Kurdele ilkokulda evet. Şimdi bizim sizi tanımamız eğer siz saçınızı ve kıyafetinizi değiştirmişseniz bu şekilde mümkün değil. Ama biz sizi vücut ölçülerinizle, işte kalbinizle, karaciğerinizle, kemiklerinizle, boyunuzla, bosunuzla tanıtırsak siz saçınızı da değiştirseniz, elbiseleri de değiştirseniz biz sizi tanırız. Çünkü aşıdan maksat şu. Vücuda bir mikrop veya onun zayıflatılmış şekli veya onun bir parçası verilerek vücudun bağışıklık sisteminin onu tanıması sağlanmış oluyor. Ama bu yapılan tanıtım nasıl bir tanıtım? Sadece sizin dıştan esas olarak tanımıyoruz. Siz biraz yüzey antijenleriniz yani saçınızı ve kıyafetlerinizi değiştirdiğiniz zaman bizim onu tanımamız mümkün değil. Bu pelinle başka bir ismi anlayamıyoruz. İşte yapılması gereken şey grip hastalığında yüzey antijenlerinden değil, onun kökünde bulunan antijenlerden aşı hazırlamak ve bu yüzey antijenleri tabii bağışıklık şimdi gece vakti insanlar yattı mı ne yaptı bilmiyorum. Bağışıklığın da basitçe iki bölümü var. Antikorlarla olan bağışıklık bir de hücrelerle olan bağışıklık diye. Gripte de esas koruyucu olan antikorla olan bağışıklık değil hücrelerle olan bağışıklık ve bu yapılan yüzey antijenleriyle yapılan aşılar sadece antikor cevabı veriyorlar ama hücresel bağışıklığı etkilemiyorlar. Şunu insanların bilmesi lazım. Grip aşısı çok etkili bir aşıdır deniyor. Bu yanlış bir şey. Esas neye bakmak lazım? Grip aşısı ne kadar koruyucu? Çünkü eğer sizin bağışıklığınız yerindeyse size verilen her mikroba sizin bağışıklık sistemi antikor yaparak bir cevap veriyor. Ama ne kadar antikor yapılırsa sizin o hastalıktan koruyacağınız gibi bir seviye bir kere belli değil. Üstelik sizin antikorlarınız tamamen yerinde yeteri kadar yüksek olsa bile sizin hücresel immüniteniz de buna ait bir tanıma durumu söz konusu değilse sizin yüksek antikorlarla gene grip olup gene zatürre olup gene ölebilirsiniz. Grip aşısı oldu. Tabii. Ve grip oldu. Olur tabii ki. Bakın antikorlar koruyucu değil. İnsanlar hep bu söylüyor. İlacın aşının pardon etkinliği başka bir şey, koruyuculuğu başka bir şey. Etkinliği sağlayabilirsiniz. Üstelik de bu etkinlik kimde sağlanıyor? Bağışıklık sistemi tamamen yerinde olan bir insanda. Oysa grip aşısının sağlam bir insana Pelin Hanım'a hiçbir zararı yok. Kime zararı var? Yaşlı bir insan, ağır KOA, ağır diyabet, ama zaten ağır onlara hastası. Aslında öneriliyor tabii öneriliyor ki. Öneriliyor ama bakın buradaki olay da şu. Bu adamın vücudu aşının koruyuculuğunu bir tarafa bırakalım. Etkinliği bile yok. Çünkü eğer siz bu saydığımız hastalıklara sahipseniz sizin vücudunuz antikor da yapamıyor.
Yani şöyle bir ironi ortaya çıkıyor. Sizin aşıya ihtiyacınız ne kadar fazlaysa aşıdan fayda görme ihtimaliniz de o kadar azalmış oluyor. Grip aşısı çok tartışmalı bir konu. Yani o zaman hiç grip yok. Yani bu aralar salgın ne Allah aşkına? Bu aralar çok bunlar viral, diğer solunum yolları, virüsleri var. Yüzlerce çeşidi var. Bir aydır öksürüyorum. Yani. Tabii. Doktora bakın, doktora. Ama baktım. Bir aydır öksürüyor. Biliyorum öyle olduğunu. Onun için haftalar zor. Bir de bu var mesela. Şimdi antibiyotik dedik ya. Hı. Yani şimdi insanlara bunu da anlatmak gerekiyor. Tabii ki birkaç haftaya geçen film çekilebilir gayet doğal. Ama bir virüs enfeksiyonu, gripal bir iş olay olduktan sonra haftalarca, bazen aylarca bronş hassas hale geliyor. Ve insanlar öksürüyor. Öksürüyorum, tekrar gidiyor, tekrar ile antibiyotik veriyorlar. Tekrar, gayet doğal bir şey bu. Çok rahatsız edici bir öksürük varsa öksürük kesici ilaç kullanabilirsin. Bol sıvı alırsın, o kadar. Yoksa 3 ay, 6 ay öksürürsün, her seferinde antibiyotik alırsan böyle kilolarca antibiyotik tüketilir. Bu yanlış bir şey. Burada sadece bilmemiz gereken şey, gerçekten bu bir bakteri olayı değil. Yani işte böyle sarıp sapsarı, yeşil, balgam çıkartıyor musun? Devam eden ateşin var mı 3 günden sonra, 5 günden daha? Bunlara göre olması gerekir. Yani grip sonrası aylarca insanlar öksürebilir. Ama muayene edilmişse, filmde normalse, buna başka bir şey yapmak gerekmez. Öksürüğü azaltabilir. Durmadan öksürerek geliyor. Ben en son bir hastama öksürüyorsun, demek ki yaşıyorsun diye espri yaptım. Yani öksürük gayet doğal bir refleks yani sonuç olarak. Çok rahatsız ediciyse tabii ki keseriz onu, yoksa. Bak, biraz önce dedik ya hani risk gruplu olanlar gripten daha çok zarar görüyor. Esas aşılanması onlar gerekir diye. Halbuki bu yanlış bir şey bence. Bakın topluluk bağışıklığı diye. Ama öyle, ama yanlış. Bakın çünkü adamın ne kadar koruyucu olduğu belli değil. Dünya Sağlık Örgütü'nü öneriyor. Bakanlığımız da bu insanlara, işte bu kronik hastalara ücretsiz bunu karşılıyor şu anda. Bakın topluluk bağışıklığı diye bir kavram var. Anlatayım, insanlar bunu anlayabilirler. Siz toplumda aşılar kimin için yapılır esas biliyor musunuz? Hasta insanlar için, ölenler için değil. Sağlıklara yapılması lazım. Neden? Siz eğer bir toplumun %90'ını aşılarsanız grip aşısına karşı etkili bir aşıyla, ama o toplumda ne olur? Virüs kaybolur. Dolayısıyla hasta olanlar grip virüsüyle karşılaşmamış olurlar. Yani topluluk bağışıklığı. Normal insan karşılaşmamış. Esas gribi siz sağlıklar için yapıyorsunuz. Eğer bundan ölenleri, yaşlıları, koahları, diyabetleri, böbrek hastalarını korumak istiyorsanız esas yapmanız gereken şey bütün toplumu sağlıklı insanlar aşılayıp onların hasta olmasını önlemek. Çünkü yaşlı insanların, siz aşı yaptığınız zaman adam zaten ona cevap vermiyor ki. Siz aşıyı ona boş yere yapıyorsunuz. Onlarda aşının hiçbir etkinliği yok. Koruyuculuğunu bir tarafa bırakıyorum. Aşının etkinliği yok bir kere. İşte araştırmalar gösteriyor. Geçen sene bakın, bunu yapan, araştırma yapan da CDC diye bir kurum var. Amerika'nın meşhur hastalık kontrol ve önleme merkezi diye bir kurum var. Bütün bu dünyanın yayınlarına, söylemlerine itibar ettiği bir kurum. O kurum geçen sene bir araştırma yaptı bu griple alakalı. Geçen sene Amerika'da 135 milyon doz grip aşısı yapılıyor Amerika'da. Of. Ve Amerika gripten en çok kırılan ülke. H3N2 diye virüsten de isimleri var ya, aşıda H3N2 virüsü vardı ve geçen sene hastalık yapan da aşıda bulunan aynı virüstü. Ama bu virüsün 65 yaşın üzerinde olan ve altta yatan hasta olanlardaki koruyuculuğunun %9 olduğu ortaya çıktı. Bunu söyleyen CDC. Yani grip aşısı öyle %70, 80, 90 yok, etkili bir değil. Bakın aynı virüs olmasına rağmen aşıda yaşlı insanda korumuyor bu. Onun için teorik olarak baktığınız zaman olaya, siz toplumda sağlıklıları etkili bir aşıyla, ama öyle bu şu anda kullanılan üfürük, uyduruk bir grip aşısı değil. Hakikaten grip virüsüne karşı etkili bir bağışıklık bir bırakan bir aşıyla aşılarsanız toplumun %90'ını, koahlım, diyabetlim, benim işte böbrek hastam, bunlar grip virüsünü alacak yer bulamazlar. Eskiden çiçek vardı. O işte bu aşı, ama çiçek virüsü grip virüsü gibi şekil değiştiren bir virüs değil. Hmm. Çiçek virüsü 50 sene önce neyse, 100 sene önce aynı yapıda. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Peki nasıl oluyor da böyle Dünya Sağlık Örgütü bunu öneriyor? Ya Dünya Sağlık Örgütü... Görmeyecek miyiz biz Dünya Sağlık Örgütü'ne? Dünya Sağlık Örgütü tamamen ilaç firmaları tarafından idare edilen bir kurum. Yani adeta tırnak içinde... Tabii, tartışılması gereken bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani FDA nasıl olur? İstiyorum. Bakın, nasıl olur yani? Ağlayın. Ağlamak FDA istiyorum, öyle. Haykırmak istiyorum. FDA'yi biliyor musunuz siz? FDA diye bir kurum var. Evet, biliyorum. FDA. Ne demek? Açılımı söyler misiniz bana? Söyleyin hocam. Siz söyleyin, biliyor musunuz? Food, F, evet. D, Drug, evet. E, Association. Yani evet. Gıda İlaç Dairesi gibi. Gıda İlaç Dairesi. Şimdi ona ne diyorlar biliyor musunuz? Fatal, yani ölümcül Drug Association. Aman Allah'ım. Evet.
Çünkü FDA tamamen ilaç firmaları tarafından yönetilen bir kurum haline geldi. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü geçmişte Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin verdiği parayla finanse ediliyordu. Ulusların verdikleri evet. parayla. Ve bir para veriliyordu. Büyük parası o bağımsız bir bilimsel kuruluştu ve halk sağlığı için araştırmalı. Ama şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün kullandığı paranın hepsi şartlı bağış şeklinde. Yani özgürce bilim insanlarının insanlık için yaptığı bir şey değil. Ben size para veriyorum şu konuda harcamak üzere. Ben size para veriyorum bu konuda. O da kendi çıkarlarıma yönelik. Dünya Sağlık Örgütü özgür bağımsız bir kuruluş olmaktan çıkmış. Büyük şirketlerin finanse ettiği ve onların borusunu giderek öttüren bir hale gelmiştir. Ve eskiden dünya sağlık politikalarını böyle bir Dünya Sağlık Örgütü organize ederken şu anda sağlık politikalarını kim konuşuyor en çok biliyor musunuz? Dünya Bankası, IMF. Yani şu anda sağlık politikalarının patronu Dünya Sağlık Örgütü değil. Domuz gribi salgında zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün foyası ortaya çıktı. Pandemi kavramını değiştirdiler. Bakın o zamana kadar olan pandemi, yani dünya çapında salgın demek pandemi, o kavramı değiştirdiler ki, çünkü belli ilaç, bir hatırlarsanız, 4 sene önce hatırlarsanız, bütün ülkeler o korkutma kampanyanın etkisiyle sağlık bakanları ilaç firmalarının, aşı firmalarının kapısında yatmaya başladı. Ne olur bize aşı verin diye, yok size vermeyiz falan. Ve bu sebebi de bir anlaşma yapıldı onlarla, ülkelerle. Eğer bir pandemi olursa, bu aşıların mutlaka bütün dünya tarafından tabii kullanılması durumu söz konusu. Onun için kavramı değiştirdiler ve aslında öldürücü olmayan bir hastalık olduğu bilinmesine rağmen bunu bir pandemi içinde mülahaza ettiler. Aynı şekilde bu mevsimde mesela RSV salgını da oluyor, rinovirüs salgını oluyor. Pandemi mi ilan edeceğiz? Yani öldürücü olmayan bir virüs olduğu biline biline bu pandemi kapsamına sokuldu. Mesela American Medical Association diye bir kurum var. Değil mi? Buranın şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? American AMA, American Medical American Murder Association. Yani tıp kurumları bu hale geldi. Yani işin içine para girdikten sonra bu hale geldi ve bizim gariban, bizim günde 100 hasta bakan işte son derece sınırlı bir belirli bir geliri olan hekimlerimizin bunlara karşı mücadele etmesi hiçbir şekilde. Onlar sisteme çünkü bilgi zorunda. De oradan üretiliyor. Yani kabul edilebilir bilgi, bilginin kabul edilebilir olması için çok çok büyük kriterler gerekir ve sizin bunu büyük şirket olmadan böyle bir bilgiyi üretip yayınlamanız mümkün değil zaten. Dolayısıyla bilgi üzerinde bir dikkatörlük var. Dünyanın en büyük komplo teorilerinden bir tanesi aslında gidiyor. Bizi terk ediyor sesim. En büyük komplo teorilerinden bir tanesidir. Denir ki aslında AIDS gibi, kanser gibi hastalıkların böyle kökünü kurutabilirler. Ama yapmıyorlar. Bunların ilacını buldular ama yapmadılar. Bu biraz bence komplo. Uydurma mı bu? Şöyle zaten bakın öyle bir kanserin diye tek bir hastalık yok ki. Evet. Tek bir organın kanserinin bile kendi içinde eskiden 5-6 tane. Kanserleşmesi için bir sürü mekanizma var. Yüzlerce tipi çıkıyor. Yani tek bir ilaç bulup da bütün kanserleri ortadan kaldırmak hiçbir şekilde mümkün değil. Bakın tıbbın son senedeki en önemli şeylerden biri de insanlara sanki ilaç yutmazlarsa, vitamin almazlarsa, mineral almazlarsa, işte antioksidan almazlarsa sağlıklı olmayacakları gibi bir kavram yerleştirilmeye başladı. Bunun en iyi örneği de kolesterol hapları diye bilinen, evet. statin diye bilinen ilaçlar. Bakın bunlar dünyanın en etkili ilaçları diye, kalp hastalıklarını önlüyor diye topluma sunuluyor ama bunların etkinliği ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? %1-2. Mutlak faydası %1-2. Yani bu ilacı alan 100 kişiden sadece birkaç tanesi bundan fayda görüyor. Ama diğer 97 kişi bu ilacı boş yer alıyorlar. Daha dün veya evvelsi gün çok güzel bir araştırma yayınlandı. İsveç'te medeni bir ülke, İskandinav ülkesi, 20 bin kişi üzerinde yapılan, erkekler üzerinde yapılan bir araştırma. Bu araştırmadan çıkan sonuç şu, siz 5 tane faktör var. Bunlara uyduğunuz zaman, ilaç falan söz konusu değil, hayat tarzı ile ilgili 5 faktör, uyduğunuz zaman 5 kalp krizinden 4 tanesini önleyebiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ilaç, yani bu statin denen kolesterol hapları dediğim gibi 100 kişiden 2-3 tanesinin en fazla hayatını kurtarmış oluyor. Ama hayat tarzı değişiklikleriyle bunlara riayet etmek şartıyla 5 kalp krizinden 4 tanesi önleniyor. Bakın onları sayayım da insanlar duysun. Bir tanesi aslında 5 kalp krizinin 5'ini de önlemek lazım, onu söylemek istiyorum. Bir tanesi sigara içmeyeceksiniz. İkincisi sağlıklı besleneceksiniz. Üçüncü göbek çevreniz belli bir şeyin altında olacak. Yürüyüş. Her gün 40 dakika yürüyüş yapacaksınız, değil mi? Bu ve
Beşincisinde biliyor musunuz? Orta derecede alkol içeceksiniz. Orada alkolün hani böyle iyi geldiği, hani çok içme diyor. Ama orta derecede faydalı gibi gösteriyor ama siz eğer bence alkolü de sıfırlarsanız sizin kalp krizinden ölme ihtimaliniz kalmaz. Burada diyorsunuz ki siz başta kardiyologlar olmak üzere kolesterol hapı yani statin yazan tüm hekimler derler ki önce hastalarına işte diyet, egzersiz tavsiyesinde bulunuyorum. Bunlar işe yaramazsa sana ilaç yazacağım. Eğer değerlerinde bir azalma olmazsa. Ama bu külliyen yalan diyorsunuz. Yani direkt yazıyorlar. Tabii pratikte olan uygulan bu, bakın doktorun da işine gelmiyor, hastanın da işine gelmiyor. Şimdi bir hasta gelecek size. Diyecek ki her gün 40 dakika yürü. İşte sigara içme, alkol içme, baklava yeme, beslenmeye dikkat et, kilo ver. Adam Allah Allah bunu nasıl yapacağız diyecek. Aman der, her gün bir hapı alırım. Adam sigarasını yatarım. İçiyor, alkolünü içiyor, baklavasını, böreğini yiyor. Hareket etmiyor. Böyle bir şey varken. Aslında böyle bir şey yok. Yani olay şu. Bugün artık şunu görmek lazım. İnsanlığı bu hasta eden şeyler tamamen yaşam tarzından kaynaklı. Bugünkü modern hastalıklar. Yani aslında dünyada insanların ölümüne yol açan demin söylendi. İşte açlık, yoksulluk, aşırı yemek yemek, hareketsiz yaşam ve sigara. Bunlar için doktora ihtiyaç mı var? Bunlardan korunmak için. Aslında sağlık sanayine ihtiyacımız yok, yok. Yani. Yani sağlıklı yaşamak, hastalıklardan korunmak için tam tersine tıptan uzak kalmak ve doğru bir hayat bakın, tarzı benim şöyle lazım. Sağlığın ancak %20'si 30'u sağlık sektörüyle ilişkilidir. Öbürü tamamen sosyal olaydır. Yaşam tarzıdır. Yani sağlık olayının yani bir iyi bir belediye başkanı doktorların tümünden daha fazla halkın sağlığına katkıda bulunur. Çok doğru. Çok net bu. Aynen. İyi bir belediye başkanı. Mesela ne yapabilir size? Öyle şey yapabilir ki sizi yürümeye teşvik eder. Tabii. Toplu ulaşıma gidersiniz, çevre kirlenmez. Size raylı sistem koyar ama raylı sisteme ulaşmak için de sizin biraz yürümeniz gerekir. Aslında bu sizin içindir. Peki. Size bisiklet yolları yapar. Tabii. Aslında halkın sağlığına o bütün hastanelerden çok daha fazla katkı sağlar. Çok güzel söylediniz ama ben de tembel bir hasta ya da tembel bir işte vatandaş olarak şunu soracağım. Peki iyi bir multivitamin işe yaramaz mı? Hiç yaramaz. Multivitamin sadece İdrarınızı ve dışkınızı daha pahalı bir hale getirmiş olursunuz. O kadar. Başka hiçbir şey yaramaz. Hiç ya. Aynen. Tabii ki. Bakın bütün vitaminleri, mineralleri eğer siz bilinçli, sağlıklı besleniyorsanız. Yani bunun için de öyle bilgili olmaya, antioksidan nedir bilmeye, işte folik asit nedir bilmeye, B12 vitamini nedir bilmeye gerek yok. Türkiye gibi bir ülkede siz eğer gidip pazardan alıyorsanız, mevsiminde çıkan şeyleri iyi biçiyorsanız hiçbir şey almanıza gerek yok. Bütün vitaminleri ama güneş de görmen lazım. Güneş görecek o da tabii ki. Yani güneş sağlık görmesem de sadece şey alsam, böyle dans şey ölçsem, kemik şeyini ölçsem, ona göre hap alırsam iyi olur. Bakın bugün bütün kadınlarda osteoporoz var diye hepsine kalsiyum ve ya diğer... Ya bu çok ilginç bir konu. Mahalleye geliyorlar. Benim işte kemik ölçüyorlar, akrabalarım için mahalleye geliyor. Herkesin kemiği ölçülecek. Bedava. Herkes, tamam, herkes kemiği ölçülüyor. Mutlaka biraz düşük çıkıyor. Tabii. Ve herkese kemik ilaçları, kalsiyumlar veriyor. Halbuki o kalsiyumların kalp krizine ölümleri ciddi şekilde artırdığı çok iyi biliniyor. Yani alınan her vitamin, hatta bu geçenlerde yeni bir araştırma da vardı yine Amerika'da. Bu çocuk kahvaltılık gevrek diye bilinen şeyler var ya. Evet. Onlardaki vitaminlerin, çinkonun birkaç şey daha var. Gereğinden, vücudun ihtiyacından çok daha fazla olduğu ve insan çocukların toksik olarak, onlardan maddi olarak bunlardan zarar göreceklerini ortaya koyan bir araştırma da yayınlandı. Peki şimdi diyelim ki bunlara para dökmeye gerek yok. Hani diyorsunuz ya zaten doğal beslenme. Eczacıya vereceğinizde pazara verin parayı. Pazarcıya verin. Doğal beslenme, pazarcı, yürüyüş yapma, pazarcıya sigara da verelim mi acaba? Pazarcı da öyle o mi da acaba tabii, neyse. Evet. Onlar ama konusu çok ciddi bir konu. İdarecilerin görevi bizim değil. Şimdi velev ki biz bunları yapamıyoruz. Veya tüm vitaminlerden vücudumuzun ihtiyacı oranında alamıyoruz. O gerçekten vitamin hapları... O eksikliği gidermiyor mu? Giderir de ihtiyacınız varsa tabii çok ki gider. Özel durumlarda, bazı özel durumlar var. Peki. Bazı özel durumlar vitamin B yetersizliği sonucu oluşmuş. Mide ameliyatı olmuşsunuzdur. Bağırsaklığın ishaliniz vardır. Emillik vardır. Ya ileri yaşlardır. İçemiyorsunuzdur. Güneş görmüyorsunuzdur. Yani beslenmenizde kusurlar vardır veya bazı özel durumlar vardır. Onlar mutlaka vermek gerekir. Ama geneli konuşuyoruz biz. Yani sağlıklı bir insan yutma. Hiçbir şekilde. Hasta olmamak için hep öyledir ya, işte kışın ne yapalım ne edelim taze C vitamini. Taze sebze meyve yesin. Hayır yani, C vitaminine yüklenilir. Doğru mu bu? Yok canım, ne alakası? Tamam fazlasının hiçbir şey yok. Saçma sapan bir şey o yani. Çok yaygın bir biri gibi. Yanlış. Millet hatta bu köpüren haplar var, eriyen hani evet, efervesan evet, diye bilinen. Evet. Onlardan içerler hemen grip oldum diye. Hiç, evet. Yani öyle bir ilaç alıp da insanın dirilmesi, canlanması hiç mümkün değil. Siz
Eğer normal besleniyorsanız yeteri kadar C vitamini zaten alıyorsunuz. C vitamini fazlası atılıyor zaten. Atılıyor vücuttan. İşte Marmara Denizi zenginleşmiş oluyor. C vitaminli bir Marmara Denizi oluyor. O zaman yine ben... Bu besin destekleri diye bir şey var. O da öyle. Beni etkiliyor ama hani bu plasebo etkisi aynen mi? Aynen öyle. Tabii bütün ilaçların plasebo etkisi var. Gerçek ilaçların da plasebo etkisi var. Ya bunu da unutmamak lazım. Nefes açıcı ilaç hakikaten adamın bronşunu genişletiyor ama o ilacın da bir plasebo etkisi var. Tabii hastanın şimdi bu nefes açıcı ilaç, biz tabii göğüs hastalığı uzmanı olduk, biz en çok gördüğümüz hastalar evet. Gerçekten ilginç şeyler. Yani hastalar, şimdi bu devam ilaç kullanması gereken hastalar var tabii ki. Astım, ciddi astım, KOAH. Fakat hastalar genellikle çok bronşit, çok sık bir hastalık. İnsana bir bronşit oluyorlar, öksürüyorlar. Buna birazcık derin bronş tıkanıklığı da var ama geçici bir şey bu. Tabii. Birkaç hafta içinde geçecek ama buna burada bir astım veya işte KOAH, halk yani KUH diyor vatandaş. Astım başlangıcı. Buna bir ilaç başlanıyor. Ve aslında birkaç hafta sonra zaten bronşit geçiyor, enfeksiyon geçiyor, hasta iyileşiyor. Ama o zannediyor ki o fısfısla iyileşti. Şimdi geliyor, ilacı kesilmesi lazım bu ilacın, kullanılmaması lazım. Ben mesela bir defalarca ben oğlum, hasta ilacını kestiğim için gidip şikayet ediyor beni. Benim ilacımı kesti. Ben bununla yaşıyorum. Siz bana nasıl ilacımı kesersiniz? Sen onunla yaşamıyorsun. Sen zaten canlısın, yaşıyorsun. Bu ilaca ihtiyacın yok diyor, ikna edemiyorsun. O ilacı... Yani böyle bir kültür oluşuyor. Niye yazıyorsun diye hesap sormuyor ama niye yazmıyorsun artık diye hesap soruyor. Onun da yaşadığını düşünüyor. Evet, o da evet. Belki de o plasebo etkisinin tersi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Kendini gerçekten kötü hissediyor. Tabii ilaç almadığı zaman diye. Nefesi tıkanıyor diye zannedebilir. Ve bugün bakın çok yaygın gördüğüm nefesim daralıyor diye gidin. Size mutlaka oksijen verirler. Mutlaka bir buharlı bir ilaç var. Doğru. Buhar olarak bunu verirler. Halbuki problemi nedir? Evet. Ya hastalar geliyor işte bakıyoruz. Adamı daha muayene etmeye gerek yok. Anlattığından nefes alamıyorum. Tamam. Aldığım nefes yetmiyor. Derinlere gitmiyor. Buramda takılıyor. Ölecekmiş gibi, bayılacakmış gibi oluyorum. Muayene bile etmeye gerek yok. Adamı tabii muayenesini yapıyoruz sistemik olarak. Bu adamın daha anlattığından... Hatta ben mecburen normal çıkışını bilmeme rağmen solunum testini bile yapıyorum ki inandırabileyim onu. Senin de bir şey yok. Aslında problemi belli. Oğlu Şırnak'ta askerde. Bir eli bir yağda bir eli balda olan da biri olabilir. İlla Şırnak'ta asker olmaya da gerek yok. Ama yani psikolog... Ve bu adama şimdi senin bir şeyin yok dediğin zaman nasıl olur diyor ya. Ben 3 senedir astım tedavisi görüyorum. 3 senedir astım ilacı kullanıyorum. Kes diyorum hepsini. Ve inanır mısınız? Muayenehanede ilaç yazmaktan çok ilaç kesiyorum. Astım teşhisi, KOAH diye bir hastalık var. Bugün sigara içen kime bir solunum testi yapsanız KOAH teşhisi koyarsınız yani. Bana da koyarsınız, size de, Zekiye de. Ben sigara hepimiz. İçmiyorum. Hayır, gene koyanabilir. Yani solunum testinde biraz bozuk çıkar. KOAH birinci evre der. Sana size 3-5 tane ilacı rapor verir. Eczanede onu her ay torbalarla ilaçları gönderir. KOAH denen bir hastalık yıllar içinde gelişen, tedavisi olmayan bir hastalık. Bunun tek bir tedavisi var. Adam sigara içiyor, sigarayı bırakacak. Yani hastalığın tabii seyrini değiştiren tek bir şey var, sigarayı bırakmak. İlaçların eğer hastanın bir şikayet, çünkü adama soruyorsun, adam geliyor. KOAH teşhisi var, hakikaten bakıyorsun solunum fonksiyonları da orta derecede bozuk. Ben diyor 5 kat merdiven, 6 kat merdiven çıkarım diyor 60 yaşında adam. Her gün bir saat rahat rahat yürürüm diyor. Haftada işte 10 günde bir top da oynarım diyor ama adam... Solunum testi yaptığını, bu solunum testinde herkes de biraz bir şey bozuk çıkar. Ve buna hemen siz KOAH testi koyabilirsiniz. Doğru dürüst ölçmüyor zaten. Doğru dürüst ölçmesin standart. Hayır, ölse bile yani. Bir yerde bir bozukluk çıkmayacak mı? Ve buna siz gayet kolay. Size de kimse bu adama niye KOAH testisi koydun diye bir şey söylemiyor. Söyleyemez. Evet. Ama bu adama belki de 30 sene, 40 sene ilaç kullanacak. İlaç kesiyorum dediniz ya, şimdi doktorların da farklı teşhisleri olabiliyor. Siz Aziz Nesin'den bir alıntı yapmışsınız ki güzel kitapta. Nefesim yeterse okuyacağım, anlatacağım. Şimdi yaz başında deniz banyosunun en sağlıklı biçimini öğrenmek için bir hekime danıştım. Sabahları aç karnına 15 dakika denize gir. Eyvallah. Böyle yapmaya başladım. Bir sabah yine erken denize girerken rastladığım bir hekim arkadaşım, en iyi denize girme zamanının kahvaltıdan 2 saat sonrası olduğunu söyledi. Hangisi doğru dedim. Ünlü bir hekime başvurdum. O da akşam üzerleri güneş çekilirken denizde yüzmemi ama 15 dakikadan çok denizde kalmamı salık verdi. Birinin dediği öbürünü tutmadı. Sonra söylenenlerin hiçbirinin sağlık için doğru olmadığını ultraviyole, radyoaktivite filan gibi terimlerde kullanarak bilimsel olarak bir başkası açıklıyor.
Günün güneşli saatlerinde girilmeliymiş ki denizden yansıyan ışınlardan yararlanılsın. Sağlıklı insan bir saat denizde kalabilirmiş. Büsbütün aklım karıştı. Bir başka uzmana başvurdum ve o da demiş ki her insanın denize girme zamanının ayrı olduğunu, denizde yüzme ve kalma süresinin de insana göre değiştiğini, kan tahlilleri, idrar tahlilleri, tansiyon ölçülmesi, röntgen muayenesi, kalp muayenesi falan filan denize hiç girmemem gerektiği söylendi. Yalnız öğle yemeklerinden sonra kumda oynayıp güneş banyosu yapabilirmişim. Kumdan kafam iyice karıştı. Gittiğim yaşlı bir hekim öncekilerin dediklerinin hepsinin yanlış. En iyisi geceleyin denize girmenin doğru olduğunu söyledi. Sporcu bir hekim de demiş ki ne zaman canın denize girmek isterse o zaman gir yahu demiş. Ve evet diyor, hekim olmak kolay değil ama hekimin dediğini yapmak çok mu kolay? Uygar insan hekimin sözünden çıkmaz. Ben bu hekimlerin hepsinin dediklerini yerine getirsem sabah erkenden aç karnıma denize girip bir daha hiç denizden çıkmamam gerekir. Bu kez de karada kalmaya fırsat bulamam. Şaka olsun diye bir arkadaşıma bunları anlattım. Tanıdığın iyi bir hekim var mı? Karada ne kadar kalacağımı soracağım dedim diyor Aziz Nesin. Valla çok güzel demiş. Aynen böyle. Yani hiçbir abartı yok bunlarda. Bu aynen bir vaka. Peki siz şimdi gerçek. Şırnak dediniz ya az önce, hani oğlu Şırnak'taymış diye. Antidepresanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Antidepresanlar evet, onsuz yaşayamayız. Öyle gözüküyor şu anda. Toplumsal bir infial antidepresan olmasa. Evet, yani aslında normal olan şeyler insanın yaşamında, demin söylediğimiz o işte. Yani olayın bir konu hani piyasanın teşviki. Ve o en büyük şeyi de şöyle yapıyor. Yani o doğal olanı, normal olanı, normal içinde görülebilecek olan şeyleri sanki hastalık gibi kodluyor. Hastalık etiketi yapıştırıyor. Bunların bir tanesi de depresyon ve kullanma. Yani biz bunu çok görüyoruz. Halbuki olayın farkında olması, yani bizzat çözümlemesi, o kişinin olayın farkında olur. Yani problemlerini çözüm için ilk adımdır ve çözümlü. Çoğu hasta ilaca ihtiyaç duymayacaktır. Halbuki çok sık görülen bir şey bunlar. Yani doğal olabilecek şeyler. Ama bu tabii ki uzmanı, psikiyatri uzmanı, onun gerçekten hastanın günlük yaşamını bozacak bir şekilde olduğu zaman ilaç veriyor. Ama bu şu anda hani en gereksiz ilaç kullanan alanlardan bir tanesi de. Ve serbest satılıyor yani, bakın. Serbest, evet. Bir reçeteye tabi, parasını verdikten sonra eczaneden almanız mümkün olan bir şey. Antidepresanlar hakikaten ağır depresyonlarda bir psikiyatri hekiminin denetli. Çünkü çok çeşitli de antidepresanlar var farklı mekanizmalar arasında. Ayrıca depresyon hangisini çok ağır vereceği, bir hastalık. Ne kadar verileceği mesela. Mutlaka bir psikiyatristin karar vermesi gereken bir durum. Ama biz de bugün artık bir genel cerrahta bir antidepresan yazıyoruz. Herkes yazabiliyor. Ama hocam galiba kolaylıkla alınanlar belli bir kısmını yazıyor. Bitkiseller değil mi? Yok. Antidepresanlar sadece bazı gruplar yazılamıyor ama çoğu antidepresan, evet, çoğu. Tabii yaygın kullanılanların hepsi reçetesiz almak mümkün. Parasını verdikten sonra bunları almanız mümkün. Peki bir zararı var mı kullanmak için? Olmaz olur mu? Tabii ki. Bu, ilaç demek sizin vücudunuzda herhangi bir fonksiyon olmayan yabancı bir madde demek. Bunu hiçbir şekilde sağlıklı bir yaşı olan bir insanın almasının hiçbir manası yok. Mutlaka bir yan etkisi vardır. Mutlaka. İlaç demek yan etkisi olan madde demek. Bir tarifi de öyle. Mutlaka. İlaç eşittir yan etkisi olan hafiftir, madde. Hafiftir, azdırı, bazı kişilere görülür ama mutlaka bir yan etki var. Peki bitkisel dendiği zaman onun hiç yan etkisi olmayacağı anlamı taşıyor mu? Gelmez. Bazı bitkiler, hani çok tehlikeli bitkiler de olabilir. Ha. Hayır, insanı öldüren bitkiler de var. Hayır tabii. Tütün nereden elde ediliyor? Doğru. Değil mi? Bitkisel. Esrar, Hint keneviri, bitkisel. Bitkisel demek halkın kafasında öyle bir kavram var. Hiç öyle değil. Bizde bu konularda hiç yeteri bilgiye sahip değiliz ve bunları denetleyeceğimiz bir kaynak da yok. Ve çok önemli bir şey de, bitkisel denen ilaçlarla gerçek ilaçların, eczanede satılan farmakolojik kimyasal maddelerin etkileşimleri konusunda tıbbın bilgisi çok az. Yani bir adam bir antibiyotik alıyorsa veya ne bileyim bir karaciğer ilacı alıyorsa, bir astım ilacı alıyorsa, bunun yanında aldığı bir bilmem ne otunun o ilacın metabolizmasını, yani vücuttaki parçalanmasını, atılmasını nasıl etkileyeceği konusunda bakacağınız bir kaynak da yok. Yani bunu bakıp bulamazsınız. Hani doktorunuza, eczacınıza sorun deniyor ya. Hı-hı. Doktor, eczacı bunu nereden bilsin? Bakacağın yer de yok. Hani bakayım desen de bunu bilmek mümkün değil. Yüzlerce ilaç var, binlerce ilaç var. On binlerce çeşitli karışımlar, şunlar bunlar var. Bu işin sonu yok yani. Gerçekten. Onun için yani Allah'ın insanlara yarattığı bitkiler neyse onları makul, mantıklı miktarlarda yemek doğru bir şey. Ama
herhangi bir şeyin özünü çıkarıp onu çok almak işte zararsızdır, bitkiseldir gibi bir düşünceyle bunları sınırsız tüketmek son derece sakıncalı bir şey. Şöyle bir şey, tıp için, modern tıp için yani şunu bilmesi gerekiyor. Aslında yani modern tıp ilaçlar en etkili ilaçlar ne oldu? Yani modern ne zaman insanlar tıp faydalı oldu? Yani aslında bir sosyal hayatın iyileşmesiyle oldu yani. Değil mi? Temiz su, temiz barınak, en önemlisi beslenme. Tabii. Bunlar insanlığa faydalı. İkincisi temel aşılar. Demin konuştuk onları. Hani eskiden öldüren hastalıklar. Bunlar çok faydalı. Tabii. Ve temel antibiyotikler. Tabii. Bunlar yani modern tıbbın insan ömrünü uzattığı şeyler bunlar. Ve bunlar tıbbın bir katkı sağladığı şey. Asıl uzatan ömrü yaşam koşullarının insanlığın iyileşmesiydi. Ve demin söylediğimiz 4-5 maddeydi. Ondan sonra özellikle 1950'lerden 60'lardan sonra tıbbın teknolojik olarak ilerlemesiyle ortalama insan ömrüne kattığı çok fazla bir şey yok. Yok tabii. Yani ortalama insan ömrünün bugüne yaklaşmasının asıl nedeni yaşam koşullarının iyileşmesi, temel aşılar, temel aşılar ve temel antibiyotikler. Ondan sonra teknolojinin şöyle şöyle oldu, bunlar böyle oldu, o dediği büyük tabloyu çok fazla değiştirdi. Zaten yok. İlerleyen de tıp değil de teknoloji. Yani tıptaki bilgiler, bugün bizim semiyoloji diye bir dersimiz vardır öğrencilere anlatılan. Yani tıptaki belirtiler, hastalıklarda ne gibi görüntüler, bulgular olduğunu anlatan. Bu 50 sene önceki kitabıyla şimdinin kitabı arası hiçbir fark yok. Yani tıptaki ilerleme daha çok teknolojide, işin alet edevat kısmında ve işte biz astım ve göğüs hastalık uzmanı olarak, bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben işte 79'da asistanlığa başladım. Aradan kaç sene geçmiş oluyor? 30 kaç sene oluyor? Epey. Epey olmuş. 30 sene. 35 sene olmuş. O zamanki astım tedavi şimdiki hiçbir farkı yok ki. Ben gene aynı ilaçları kullanıyorum. Hiçbir farkı yok. Bu kadar belki bir yüz binlerce araştırma yapıldı. Bir sürü yeni ilaçlar diye tırnak için ilaçlar çıktı. Hiçbirinin manası yok. Astım tedavisi aynı. Değişen hiçbir şey yok. İzleyici sorularından yöneltebilir miyim? Tabii. Bay Aktaş demiş ki, Ebola'nın Amerikan ilaç firmaları tarafından icat edildiği söyleniyor. Gerçek mi? Mesela Raşit Bey de aynı şeyi sormuş. Ebola laboratuvarda mı üretildi? Fikriniz var mı? Bence değil. Şimdi şöyle, böyle bir şey olabilir. Tabii ki büyük ülkelerin, maddi imkanı olan ülkelerin kimyasal silah gibi, işte nükleer silah gibi, biyolojik silah diye de bir kavram var. Tabii ki adamlar icabında kullanılmak üzere bir takım virüsleri, mikropları, onlara çalışıyorlar tabii ki. Çalışıyorlar. Ama hani bu olayı... Bu olayda ben olduğunu ben düşünmüyorum. Ama böyle bir şey yok demiyorum. Yani böyle bir şey var. Diyemez. Tabii ki. Yani bu laboratuvarda ilaçlara dirençli bir virüs yaratmak mümkün. Ve bunu topluma öyle bir şey ki bir de bunlar. Siz bir virüs topluma şey yaptığınız zaman bu kısa zamanda son yolla bulaşan bir şeyse mesela kendiniz de bundan zarar göreceksiniz, öleceksiniz demektir. Ki Ebola'dan ölenler oldu. Ama Ebola şey olarak bulaşmıyor. Yani o yakın temasla ben kan yoluyla kan yoluyla bulaşan yani bir solunumla şey. Solunumla bulaşmıyor. Grip gibi bir şey değil yani. Onun şöyle büyük bir tehlike yok yani. Mesela Afrika'dan bize bir hasta gelecek, herkese bulaştıracak böyle bir şey yok yani. Yani uçağa bir adam bindi, işte arkada oturdu, biz de öndeydik. Yok. Biz de Ebola olur muyuz? Böyle bir şey yok. Yani adamın kanıyla diyeceksin. Vücut salgılarıyla, işte tükrüğüyle, ne bileyim gözyaşıyla, yıdırıyla, dışkısıyla, şununla bununla. Yani yakın temas ve hastaya ait bir takım salgılarla, kanla o şekilde bulaşan bir şey. Çok küçücük bir miktardan bahsetmiyoruz değil mi? Adam tükürükle böyle konuşuyordur da hani size geldi, eyvah ben Ebola oldum. Yok, bana virüs bulaştı denmez değil mi? Şimdi tabii o bizim o konuda bir tecrübemiz, deneyimimiz yok ama bunun yakın temasla ve kan yoluyla bulaştığını biliyorum ben sadece. Yani öyle çok kolay bulaşan çok bir kolay şey. Bulaşan yani şey grip değil. Virüsü gibi değil. Grip gibi değil yani. Mahir Şimşek, B12 vitamin iğnesi ve ozon terapisi hakkında. Bu ozon terapisini çok soran oldu. Ya, şimdi bakın. Şimdi teorik olarak baktığınız zaman ben o konuda çok yazılar yazdım ozon tedavisi hakkında. İnsanlara bu tür tedaviler, alternatif tıp tırnak içinde denen şeyler cazip geliyor. Bunun kabahatisi de kim biliyor musunuz? Modern tıp. Siz insanlara korkutursanız her şeyin böyle ilaçlarla, işte filmlerle, röntgenlerle, tomografilerle teşhisini koyar, ameliyatlar, kemoterapiler yaparsanız insanlar da kendilerini korkutmayan, kendilerine sevecen gelen alanlara mail ederler. Bu gayet normal bir şeydir. Şöyle basit bir şey söyleyeyim. Öyle. Modern tıp diyor ki bu ilacı içmezsen ölürsün diyor. Otçu diyor ki bu ilacı içersen iyi olursun diyor güler yüzle. Evet. Kime gidersiniz siz? Güler yüzlüye. Güler yüzlüye gidersiniz, otunuzu içersiniz. Ozon tedavisi de böyle.
Şimdi ve onların bir maddet bildirgesi diye bir şeyleri var. Hı hı. Orada şöyle bir ifade var. Diyor ki enflamasyon olan hastalıkların hepsinde kullanılabilir. Bakın böyle bir bildiri hazırlamışlar. Enflamasyon demek de şu. Bugün artık biliyoruz ki bizim vücudumuzdaki doğuştan gelen defekler şunlar bunlar hariç bütün hastalıklar kökeninde yatan bir enflamasyon var. Yani mikropsuz iltihap, yangı diye ifade edebiliriz. Her yerde deva yani. Evet, onun için bu hastalık bakın ozon tedavisi, multiple skleroz iyi geliyor. Alzheimer'e iyi geliyor, astıma iyi geliyor, hepatite iyi geliyor, sepsisi her şey iyi geliyor. Teorik olarak bakın bu ozonun açık yaralara iyi gelmesi çok mantıklı. Çünkü bazı mikroplar var ki oksijen olduğu zaman üreyemiyorlar mesela. Böyle bir yaralarda falan veya bazı özel durumlarda ama işte bu bildirgede geçen bütün enflamasyonlar seyreden hastalıklarda etkilidir ifadesi yüzünden artık gençleştirme için hani anti-aging deniyor ya onun için işte tansiyon için KOAH için yaptıranlar var. Halbuki ozon esasında toksik bir madde. Tabii ki. Biz insanlara ozondan uzak durun deriz. Bu hava kirliliğinin unsurlarından bir tanesi de kükürt dioksit, çubuğu, karbon monoksit ozon var. Oluşması. Sülfür dioksit. Bir tanesi astım, ozon. Astım tabii, ve kronik hastalıklar için. Solunum yolları için esasında zararlı bir şey ama KOAH'lı hastalara, astımlara bile ozon tedavisi yapıyorlar. Son derece yanlış. B12 vitamini ayrı bir şey. B12 vitamini eksikliği diye bir hastalık var. Orada tabii ki kullanılması gerekiyor. Bir başka soru. Hazır şifalı bitkilerden bahsetmişsiniz. Döndü çolak. Peki şifalı bitkiler hakkında ne düşünüyorlar? Şöyle tabii ki her bitki şifalıdır fakat mucize bir bitki yoktur. Yani insanların bilmesi gereken şey bu, şu. İşte karaciğerinde siroz var ne yiyeyim, astım oldum ne yiyeyim, şeker hastasıyım ne yiyeyim. Yani şöyle genel manada biz insanlara sağlıklı insanlara beslenme tavsiyesinde bulunuyoruz. Sağlıklı olmak için. Sağlıklı olmak için de mucize bir bitki yok ama her bitki mucize. Yani her şeyi yiyeceksiniz dengeli, makul miktarlarda zamanında çıkan şeyleri. Yenebilen şeyleri de mümkün olduğu kadar pişirmeden çiğ olarak yenebilenleri. Özel bir bitki yok. Yani bir hastalığı tedavi eden bir bitki, özel bir formülü, karışım yok. Biz insanlara böyle söylüyoruz ama tabii insanlara bir takım formüller çok cazip geliyor. İşte ondan 3 tane koy, bundan 2 tutam kat. İşte 10 dakika kaynat sizin azidesinin şeyi şu gibi. Şu beklet ondan sonra. Güneş batmadan bak güneş tam batarken iç falan gibi. Adam, halbuki ben dedim maydanoz yediyorum. Yani aynı şey o da. Yani orada da maydanoz var. Bir de şöyle bir işin ekonomik boyutu var. Siz bir bağ maydanoz alıyorsunuz 1 lira diyelim. Ama siz bir bağ maydanozdan olan bir hap aldığınız zaman bu size 100 misli pahalıya mal olmuş oluyor. Diyelim ki şimdi hakikaten maydanozdan yapılmış veya keten tohumundan veya işte üzüm çekirdeğinden. Siz onu pazardan, manavdan aldığınız zaman 1 lira ödeyecekken o hap haline, ilaç haline geldiği zaman ona 100 misli fazla para ödemiş şöyle oluyorsunuz. Şöyle diyorlar ama mesela günde ben yesem hadi 3 elma yiyeyim ama onun yok, işte ekstresi şey içinde var belki 30 elma. Ama 30 elma yani öyle yemek ki zaten doğru bir şey değil. Mesela maydanoz diyelim. Yani evet, bir demet maydanoz yiyebilir misiniz? Yemeye gerek yok gerek zaten. Yok ki. Mantıksızlık orada. Ha. Yani her şey makul diye miktar vardır. Elma günde kaç tane yenir? Bir tane yenir, iki tane yenir. Ya. Maksimum işte 3. 20 tane yenmez ki yani. Bu da öyle. Erdem Berber, ilaçlara güvenemiyorsak alternatif tıp hayatımızın neresinde olmalı? Siz alternatif tıpla ilgili yazmışsınız. Müzik, sülük gibi, larva. Ha? Ya onunla, ne düşünüyorsunuz? Alternatif tıp çok geniş bir kavram. İlaçlara güvenmiyoruz diye bir şey yok. Yani gerekli zamanda, gerekli hastalık, gerçek bir şey varsa o ilacın aktif ilacını tabii ki kullanıyoruz. Biz gereksiz ilaçtan bahsediyoruz. İlaçlara güvenme değil, gerekli tabii ilaçlara. Tabii ki. Biz ekip olarak biz dile. Bakın alternatif tıp da Pelin Hanım çok geniş bir kavram. Bunun içinde yüzlerce metot var. Taşlardan tutun, renklerden, ışıktan tutun, mezoterapisinden, brakiterapisinden, şundan bundan. Yani yüzlerce tedavi yöntemi sayılabiliriz. Bunları bir bilim adamı olarak ilk baştan mantıklı olanları reddetmek çok yanlış bir şey. Ben bunu ne zaman reddederim? Ben bunu ilaçlara uyguladığım araştırmalarla nasıl bir ilacı hastaya vermek için bir takım araştırma önce hayvanlarda sonra laboratuvarda sonra insanlarda yapıyoruz sonra hastalarda yapıyoruz. Aynı aşamalardan geçirdikten sonra tamam bu faydalıdır şu durumlarda şu şekilde verilir şu şu gibi de olumsuzlukları vardır diye bildiğimiz zaman ben hiçbir mesela akupunktur diye bir şey var akupunktur. Evet. Bu artık modern tıbbın da kabul ettiği bir şey haline geldi. Ama nasıl oldu bu? Araştırıldı. Hı hı. Hipnoz mesela
diş çekimi yapılabiliyor. Hastaya herhangi bir narkoz denen maddeyi, uyuşturucu maddeyi enjekte etmeden hasta ağrı duymuyor. Ameliyat yapıyorlar biliyorsunuz hipnozla. O kadarını bilmiyorum. Tabii. Hipnozla ameliyat yapıyorlar. Hipnozla ancak şunu biliyorum. Haydi geçmişine dön sen neydin falan. Gerçekten hipnotize olup ameliyatta hiç duymuyor. Bayağı ameliyatlar yapılıyor. Yani böyle diş çekmek de. Nerede kesin yapıyorlar bunu? Daha çok bu Çin'de yapılan bir şey benim bildiğim kadarıyla. Alternatif tıp orada mı çok yaygın? Orada çok yaygın. Tabii. Ruslar yapmıyor. Bir ara Rusların da yaptığı şey. Onda, ya şunda, ama Çin daha yaygın değil mi? Çin'de daha yaygın. Doktorlar çok daha yaygın. Bunların ama dediğim gibi mantıklı olanlarını araştırmak gerekir. Ama, evet. Mantıksız olanları hiç araştırmaya da gerek yok. Onları baştan reddedebilirsiniz. Ama hakikaten içinde mantıklı olan şeyler yani var. Yani illa teknoloji, batı teknolojisi ürün olan şeyler doğrudur. Hayır. Çünkü insanlığın binlerce yıllık birikimi var. Yani mutlaka deneyimlerle gelmiş birikimler var. Dolayısıyla bu tip metotları kafadan bunlar işe yaramaz. Asıl olan teknolojinin ürettiği şeylerdir diyemeyiz. Ama öbür zararlı da olabilir, faydasız bir sürü faydasız şey de olabilir. Bir şey fikir belirtmek için gerçekten bilimsel metotla, diğer ilaçları nasıl deniyorsak, diğer metotları nasıl deniyorsak, onları da deneyip ondan sonra yapılması lazım. Yoksa kafadan red, yanlış bir tutum. Şifacılara inanır mısınız? Ya o da plasebo etkisi gibi. İnançlıysanız mesela sihirler vardır. Onun için dua ederler, adamın sihiri kaybolur. Yani birçok şey öyle. Ağrı, mesela ağrı. Siz başım ağrıyor dersiniz ama ben şimdi sizin başınızın ne derece ağrı bilmem mümkün mü? Gel sana reiki yapayım, baş ağrını alayım. Mesela. İnanıyorsanız o geçer yani. İnanmıyorsunuz ama o ancak inançlı olacak işte. İnançlı olan şeyler var tabii. İlaçların ama da, siz olabileceğine inanmıyorsunuz. Şöyle bir takım hastalıklar tamamen psikosomatik hastalıklar var. Yani adamın o şekilde hissediyor. Nefes alamıyorum diye kendini zannediyor. Halbuki nefes alıyor. Objektif olarak ölçerseniz nefesi normal ama nefes alamadığını hissediyor. Diyor. O zaman siz onun duyguları üzerinden ek yapabiliyorsanız bir metotla o zaman nefes alamama duygusu kayboluyor. Nefesin daralmıyor artık diyor. İyileştim diyor. Dolayısıyla olabilir yani. Peki. Psikolojik durumu ağrı hissetmeye, nefes darlığı hissetmeye bir duygu bu. Hmm. O duyguyu değiştirebiliyorsanız tabii ki hasta iyileşecek. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Alerjim için doktora gittiğimde Münir Bey, gittiğimde sihirbazlık bu dedi. Doktorum alerji tedavi olmazmış. Yani asla böyle kökünden tedavi gibi bir şey. Şimdi şöyle bazı şeyler vücudun bir özelliği gibidir. Nasıl sizin gözünüzün bir rengi var değil mi? Doğuştan veya zencisiniz. Bunu değiştirmek mümkün mü? Siz zenciyseniz boyasak da sizi yıkadığımız zaman sizin zenci olduğunuz anlaşılır. Alerji dediğimiz şey de vücudun bir özelliği gibi kabul edilebilir. Yani sizin normal insanların herhangi bir tepki göstermediği bir maddeye, yediğiniz bir şeye, havada bulunduğundan solunduğunuz bir şeye anormal bir reaksiyon göstermenizdir. Ve bunların birçoğu da genetik olarak geçen hastalıklardır. Dolayısıyla bozuluk ortadan kalkmaz. Ortadan kal, yani sizin ama şunu ortadan mesela astımların çocuklukta başlayan astımların çoğunda alerjik bir faktör vardır. Biz diyelim ki çocuğun ev tozları, bu mite diye bir şey var, insanlar biliyor. Ona alerjisi var. Bunu ortadan kaldırmak mümkün değil ama o hastalığın belirti vermesini ortadan kaldırabiliriz. Onun için astım ömür boyu geçmeyen bir hastalık diye bir tabir vardır. Bu doğrudur ama şöyle, bu demek değil diyedir ki adam devamlı hasta olacak. Yani ömür boyu geçmez demek, astıma olan eğilim, vücudun ona karşı olan temayülü geçmez. Zaman zaman tekrarlayabilir manasına gelir. Alerji de öyledir yani. Sizin bir şey alerjiniz var. Geçen alerjiler de var ama. Mesela çocukluk çağında süt alerjisi çok sık görülen bir şeydi Türkiye'de de. Bu çocukların %80'inden 90'ından 3 yaşından sonra tedavi de edilmediği halde kendiliğinden geçip gidiyor. Ama bazı alerjiler var, yiyecek alerjileri, özellikle deniz ürünlerine karşı. Bunlar hiçbir şekilde ömür boyu devam ediyor. Mesela fındık alerjisi var. Bu Amerika'da çok gülüyor. Fıstık alerjisi çok var onlarda. Çok fıstık yiyorlar ya. Evet, çok var. Onlar hatta şöyle bir şey de var, onu da söyleyeyim. Mesela siz yemeseniz bile, diyelim ki eşinizle de sevgilinizle de öpüştünüz. Onun salyasından geçen şey bile sizi öldürebilir. Veya ilaç alerjilerinde bu vardır. Ciddi bir penisiline karşı anafilaksiniz varsa, diyelim ki bir kişinin salyasından geçen ilaç çok az bile... az miktarda yapabiliyor yani onu. Tabii. Buradaki olay şudur, bakın çok almaya gerek yok. Bir domino taşları var ya, evet. Adam ne yapıyor? 100 bin taneyi diziyor. Bir taneye dokunduğu zaman ne oluyor? 100 bin de tık 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 gidiyor. Burada önemli olan o tetiğin çekilmiş olması. Tetiği çektiğiniz zaman
zincirleme, o silsile olaylar birbirini sizin şey yapmadan takip ediyor. Alerjide en etkili şey alerjinin ne olduğunu bulmak, yani test yapılacak bulmak. Neye karşı alerji var? Ondan kaçınma önlemleri. Yani en ucuz, evet, etkili olan bu. Tedavide yani, birinci şey alerjiden kaçınmak. Diğer tedaviler. Alerji ne dokunuyor? Onu bulunması gerekiyor ve onu ondan sonra iş kolaylaşıyor. Bir de alerjik diyenlerin çoğu da zaten mesela özellikle ilaç alerjisi, penisilin alerjisini sorsanız toplumda belki %20-25 bile penisilin alerjisi. Bunların hiçbiri de penisilin alerjisi gerçek manada değildir. Öyle tabii mi? Neslihan Hanım sormuş. Probiyotik hapları işe yarıyor mu? Bağışıklık sistemi güçlendirmek için. Ya yoğurt desin. Hapa ne lazım var? Yoğurt ya. Turşu ya. Probiyotik bunlar. Bakın bu soru aslında şu bakımdan iyi. Son senelerde çok iyi anlaşılan bir şey de hastalıkların birçoğunun bağırsaklardaki mikroplardan kaynaklanıyor olması. Anne karnında bağırsağımızda mikrop yok. Biz ilk mikropları doğum sırasında doğum kanalından alıyoruz ve daha sonra işte dünyaya geldikten sonra çevreden mikrop alarak bağırsaklarımızda bir mikrop ordusu yerleşiyor. E şimdi anlaşıldı ki bu bağırsaktaki mikroplar vücudun sağlıklı olmasında, hastalıklarından korunmasında çok önemli. Hem de bütün hastalıklarda, yani depresyondan tutun, sinir sistemi hastalıklarına, kalp hastalıklarına, kanser, astım, alerji, romatizmal hastalıklar hepsinde bağırsaktaki o mikrop dengesinin bozulması önemli. Dolayısıyla ilaçlar, antibiyotikler bu açıdan da çok önemli. En önemlisi beslenme. Bozuyor. En başta beslenme. Anne sütü alması bebeğin son derece önemli ve daha sonra sağlıklı gıdalar. Yani şeker asla yememek lazım. En çok bozan şey. Katkı maddesi olan bu hazır gıda denen, ambalajlı gıdalar, fast food denen şeyler, yiyecek, içecek. Bunlar burayı bozuyor. İlaçlar, antibiyotikler elbette bozuyor. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyota deniyor şimdi bunlara. Ben hatta onlara sayın mikrobiyota diyorum. Yani gerçekten çok önemli. Hatta bunlara ikinci beyin diyenler bile var. Çünkü bağırsaklarda beyinden daha çok sinir hücresi olduğu anlaşıldı. Ve hani biz beyinden bağırsaklara emir gider de ishal oluruz ya, hani böyle heyecanlanınca falan. Şimdi şu anlaşıldı ki bağırsaktan beyine giden sinyal sayısı daha fazla. Yani bağırsaklar çok önemli ve bunu bozan da çevre şartları. O zaman o lanmanlar ezil bir şey. Ya onlar tamamen tabii saçma ki, sapan şeyler. Yani. Peki sorularımıza devam edelim. İlaç isimleri falan veremiyoruz tabii ki. Neyse buradan sorayım o zaman. Diyor ki doğadaki hayvanlar neden baş ağrısı çekmiyorlar? Böbrek ağrısı çekmiyor. Sormuş mu acaba? Ha, ya gerçekten ne istiyorsun? Ne biliyor çekmedi? Doğru, bunu geçiyoruz. Şöyle söyleyeyim, hayvanlar iç içe büyümek çok iyi bir şey. Burada onu söyleyelim. Birçok aile işte şimdi apartmanda yaşadığı için ve tek çocuk olduğu için çocuklar mikrop görmüyorlar. Birçok hastalığın kökeninde şimdi bu hijyen diye bir şey var ya, o yatıyor. Temizlik. Biraz mikrop görmek lazım. Tabii mikrop görmek lazım. Bize sağlıklı kılan mikroplar. Hele bu el dezenfektanları, şunlar, bunlar hanımların çok sevdiği, sizin çantanızda da muhtemelen vardır. Antibakteriyel ürünler, losyonlar, jeller son derece zararlı. Vücudumuzdaki tabii mikrop dengesini bozan ve dirençli mikropların ortaya çıkmasına sebep olan ve içindeki kimyasalların da kanserojen olduğu anlaşıldı. Bunlar FDA şimdi bu ürünleri üretenlere bir yazı yazdı. Bir sene içinde cevap vermelerini istedi. Siz bu kimyasal maddeyi güvenli olduğunu bize ispat edin diye. Halbuki bu 30-40 seneden beri kullanılıyor bu kimyasal maddeler. Kanser araştırmalarında köpek balıklarından yararlandıkları, çünkü köpek balıklarında kanser hücresinin... Ya o köpek balığı kıkırdağı diye bir şey var. O da tamamen... O da mı uydurma? Tabii şarlatanlık. Ben... Ay her şey uydurma. Tabii ki. Tabii. Nedir bu? Köpek balıklarında kanser olmaz diye birisi bir laf ortaya, hiç alakası yok. Ben o yazım var şimdi, ayrıntılarını hatırlayamıyorum tabii, çok oldu. Siz kanser olmuş köpek balığı mı tanıyorsunuz değil mi hocam? Yani? Evet. İzleyicimize sordunuz, biz de size soralım. Soralım değil mi yani? Halbuki 30-40 çeşit kanser olduğu bildirdiler köpek balığı. Köpek balıklarında. Tabii tabii. O zaman bahsettiği gibi işte baş ağrısı, böbrek ağrısı muhtemelen çekiyor. Onlara gerek yok. Ya kelle paça diye bir şey var. Yiyor musunuz siz? Kelle paça. Yani çorbası. Yiyor muyum? Hani çok yiyin. Yemek biz lazım yeriz herhalde de. Hani evde pişiyor mu? Pişmiyor. Yalan pişirin söylemeyeyim. Çocuğunuzla alıştırın. Son derece faydalı. İşte öyle probiyotikmiş, antioksidanmış, vitaminmiş, mineralmiş gerek yok. Her şey tabiatta var. Her şey pazarda, manavda, kasapta var yani. Siz hazır çocuk demişken balık yağına dair çok soru geldiğini söylediler. Evet. Çocuklara balık yağı verelim mi? Mesela bir soran kişi de Leyla Mine. Ya balık varken balık yağı vermek doğru mu sizce?
Türkiye'de hamsinin kilosu, ister bildiğin kilosu 10 lira, 15 lira. Belki daha bile ucuz. Böyle bir şey. Balık yağı dediğiniz şey omega 3. Halbuki balıkta başka bir sürü proteinler, başka mineraller, birçok vücut için gerekli olan madde var. Bunları yiyeceklerden almak yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Ama vücudunuzda bir madde eksikliği olur. Tabii ki onu siz bir mineral eksikliği olur, bir vitamin eksikliği özel olur. Alırsınız. Varsa, yoksa doğal çinko eksikliği varsa hakikaten ve bunu yiyeceklerle yükseltemiyorsanız elbette çinko almanız gerekir. Çünkü çinko vücuttaki birçok metabolik olayda rolü olan bir kimya madde. Sen... Ama kafadan çinko işte bağışıklığı güçlendiriyor diye, gribi önlüyor diye, hastalıklar önlüyor diye çinko almak son derece yanlış bir şey. Sermonli demiş ki, hamilelikteki testleri ve vitaminleri sorabilir misiniz? İşte folik asit verirler. Mutlaka alması lazım. Mutlaka. Tabii. Çünkü folik asit eksik ise bir kadında, çocuğunda bu spina bifida diye gelişimsel bir takım bozukluklar oluyor. Onun için hamile kadının değil de yani hamile kalmayı planlayan bir kadının bile yeteri kadar folik asit alması lazım. Onlara onun için mutlaka vermek lazım. Bakın folik asitle ilgili şöyle ilginç bir şey de var. Folik asit işte kanseri önlüyor, kalp damar hastalıklarını önlüyor diye Amerika'da, Şili'de birkaç ülkede bunlara folik asit koymaya başladılar. Ama daha sonra anlaşıldı ki folik asitin bu şekilde yaygın ve gereğinden fazla kullanılması kalın bağırsak pankreas kanserlerini artırıyor. Onu geri aldılar. Yani her madde öyle. Bütün vitaminler elbette vücuda alınması gereken ama yeteri miktarda. Hamilede demir eksikliği yani kansızlıkla gerçi o konunun bakılması demir mesela lazım. Mutlaka alması gerekir. Evet. Folik asit bir hamile kadının, hatta hamile değil, hamileliği planlayan kızların, hanımların da, kadınların da mutlaka folik asit alması gerekir. O apayrı bir şey. Evet. Poyraz Yıldırım sormuş. Bunu ben de çektim. O yüzden soracağım. Hani tam sizin konumuz değil ama soracağım. Demiş ki hocam sürekli gece çalışan biriyim. Benim de full gece çalıştığım zamanlar olmuştu. Çok zordur. Allah kolaylık versin. Uyku düzenim sıfır. Önereceğiniz bir şey var mı? Şunu al, bunu al. Tabii ki. Ya da şunu yap. Gece vardiyası diye bir kavram var. Hani bazı insanlar mecburlar bu şekilde ve bunlar da mesela kadınlar da gece vardiyasında hemşire olsun veya başka türlü gece nöbetine kalan kadınla meme kanseri daha çok gözüküyor. Diyabet daha çok gözüküyor. Sinir bozukluğu en başta. Ay, nasıl daha çok gözüküyor. Çünkü melatonin diye bir hormon var. Bu gece karanlıkta salgılanıyor. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Onun için mümkünse tabii ki bazı insanların yapacak bir şeysi yok. Melatonin mi yutsun? Gerekiyorsa verilebilir tabii. Ama önemli olan tabii bunu tabii yollardan halletmek. Yani gece uyumak ve karanlık bir odada uyumak. Öyle ışıkların yandığı bir odada uyuyorsanız olacak bir şey değil. Yani ışıkta vücut gözden girdiği için o ışıklar, melatonin salgısı mümkün olmuyor. Ben çok kalın perdeler almıştık böyle güneş geçirmeyen. Doğrudur o. Tabii. O dönem öyle. Ama şimdi düşünüyorum, şu anda kaldıramazdım ben bunu mesleğin ilk senelerinde. Zaten bu vardiyalı işlerdeki insanlar hep böyle döndürürler. Yani ya sürekli olarak gece kalmaz ya. Adam. İşte yanlış bir şey o zaten ya sürekli. Gerçi biz öteki gündemi sunarken ne yapıyoruz? O gece 2'de iş bitiyor. Hadi konuğunu yolcu et, hadi hazırlan, eve git. Öyle uyu dediğin zaman da uyumuyor. Tabii sizin şartlarınız bu iş sağlıklı bir iş diye onu söyleyelim size. Evet. Siz öteki gündemin saatini erkene aldırın bence. Peki hocam. Vaktinde yatın. Abdullah Berat isimli izleyicimiz gerçekten bayılttı. O kadar çok yolladı ki. Yolladım. Peki soruyorum artık. Sigarayı bırakmak için e-sigara kullanıyorum. E-sigara. Zararları nelerdir? E-sigara önermiyoruz kesinlikle. Bu konuda yeni Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bildiri e-sigara... Nikotin veriyor insanlara ve nikotin problem ne? Nikotin bağımlılığı. Nikotin almaya devam ediyorsunuz. E-sigara olur, daha sonra normal sigara olur. Onun için kesinlikle önermiyoruz. Önermiyoruz. Bir de bakın sigara bağımlılığı ne önemli biliyor musunuz? Fiziksel alışkanlık var. Çok. Şimdi adam diyelim 15 yaşından beri içiyor. Ne yapıyor bu adam? Günde bir paket içiyorsa sigarayı alıyor, paket alıyor, içinden sigara çıkarıyor, ağzına götürüyor, çakmakla veya kibritle elinde görüyor, tutuyor. Ziyayı görüyor, ateşi evet, görüyor. Ateşi görüyor. E-sigara olduğu zaman bu fiziksel şey aynen devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Ve benim gene sistemde merak yani Ritüel devam ediyor. Ritüel devam ediyor. Halbuki burada adamı biz şunu tavsiye ediyoruz. Sen sigara tablasını, çakmağı, sana sigarayı hatırlatan her bana şey her şeyi gözünün önünden kaldır diye söylüyoruz. Veya bazı insan sigarayı nasıl içer?
televizyon seyrederken veya kitap okurken. Kahve çekerken. Madem öyle sen televizyon seyretme bir süre. Öteki gündeme bakma. Aa, diyoruz. Olmaz. Sigarayı bırakmak için. Bir de. Ne diyorsunuz bakın, hocam? Yeni araştırmalarda şu. Hiç sevmedim bu doktorları ben. Yeni şu ortaya çıktı. E-sigarada toksik metaller var. Evet. Toksik metaller olduğu ortaya çıktı. Hmm. Onun için. Yani sadece saf nikotin değil başka ve, maddeler. Ve bir de bakın oluyor. E-sigara hiç sigara içmeyenleri sigara içmeye özendiriyor. Ve yeni araştırmalar var. Onlar hep sistemde var benim. Nasılsa mesela diyor. Amerika'da, yok diyor tabii, bunda diyor. Kanserojen madde yok diyor. İngiltere'de falan hiç sigara içmeyen ama e-sigaraya başlayan çok sayıda çocuk olduğu anlaşıldı. Ve bu e-sigarada madde bağımlılığına giden yolda bir aşama olarak da gösterenler. Halbuki firmalar bunu sigarayı bırakmanın yolu gibi tabii dans ediyorlar. Aslında hiç sigaraya tanışmamış insanları tanıştırıyor. Yine bakın kapalı mekanlarda da e-sigaranın içilmesine yasak getirdiler. Türkiye'de zaten e-sigara satılması yasak. Çok doğru bir şey. Çünkü diyelim ki siz sigarayı bıraktınız ama karşıda bir adam de olsa sigara içiyorsa siz ondan etkileneceksiniz. Yani canlı sigara çekecek. Kapalı mekandasınız. Çünkü burada unutmak, görmemek çok önemli. Ve kapalı bir mekanda özellikle o nikotin de siz aynı şekilde alıyorsunuz ve toksik metalleri de alıyorsunuz. Onun için sigarayı bırakmanın da ve Abdullah Bey miydi? Abdullah Bey aynı soruyu 50 kere atmış diye serzenişte buldum ama teşekkür ederim, çok güzel soru çıktı. Kafasında bırakmak. Öyle hani bir takım karar ilaçlar var. İşte hipnozlar, akupunkturlar, şunlar bunlar, rezonanslar. Önce karar. Karar vereceksiniz. Ben sigara içmiştim zamanında. Ben onu kendi irademle bıraktım. En iyi yolu, en garantili yolu bu. Yani ilaçlar da var, şunlar bunlar var ama en garantili kesin bıraktıran yol yani, buna kesinlikle inanıp karar vermek. Milyonlarca insan kendi hiçbir ilaçsız bırakıyor ama tabii, hani bırakmak istiyor, deniyor, kendisi yapmak istiyor. Başaramadığı zaman ilaçların kısmen katkısı olabiliyor. Sigara bırakma poliklinikleri yapıyoruz hastanelerimizde. Hı hı. Bunu kendisi bırakabilir. Zaten çoğu insan kendisi bırakıyor. İlaç tabii, doktorlar bıraktırmıyor ama gerçekten bazı insanlarda da verdiğimiz hem eğitimle hem ilaç bazı durumlarda. Ve benim gördüğüm bir şey var. Nikotin sakızları da var. Aynı şekilde nikotin sakızları var. Bu şeyleri var, bankları var. O şöyle oluyor, bazı kişiler de nikotin bağımlı oluyor ya, adamın nikotinini kestiğiniz zaman onda huzursuzluk, çarpıntı, sinirlilik, iştah artışı vesaire oluyor. Onu belli bir süre ama ben şunu görüyorum pratikte, birçok insan var mesela. Balgamında bir kan geliyor adamın, tak diye bırakıyor. Hiçbir nikotin eksikliği belirtisi tarif etmiyor. Burada veya komşusu kanser oluyor, akciğer kanseri, orada sigara içiyor ya. Adam o gün bırakıyor, en ufak bir nikotin eksikliği belirtisi ben tarif etmeyen çok hasta gördüm, çok insan gördüm. Yani burada kararlılık, insanın evet, kararı vermesi çok en etkili olan şey o. Beyinde bitirmek diye bir şey vardır ya, evet, beyinde bitirmek lazım. Ümit Mansuroğlu, Kuveyt'ten yazıyorum. Kuveyt'ten bizi izleyebiliyorlar mıymış? Çok enteresan. Belki internet Hollanda, üzerinden. Almanya çok yazıyorlar. Uydudan izliyorlar. Eşim 7 aylık hamile, çok kahve içiyor. Yani bunu ben bile söyleyebilirim, içmesin. Nikimi yediler. Kefir, 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 kefir. Evet, doğru, iyi bir şey. Tabii evet, ki. Devam, tabii aynen. Ki. Tabii. Hocam, şunu da sormuşlar. Siz hani doğurganlığın düştüğünü, iktidarsızlık keza, işte mutluluk çubuğu falan hep onları yazmışsınız. Nedir bunun sebebi diye yani soranlar. Yani sebebi, bir tek sebebi yok. Muhtemelen pek çok sebebi var. Şimdi eskiden bu kadar kısır insan var mıydı çevrenizde? Şimdi yeni evlenen gençlerin büyük bir kısmı tüp bebek merkezlerine gidiyor. Artık neredeyse her mahallede bir tüp bebek merkezi, enjeksiyon, çeşitli yöntemler var. Kısırlık çok var. Bu soluduğumuz havadaki bazen takım, bu teşvik edilir yani, doğru düz denemeden bile gidebilenler olabiliyor. Kardeşim durun bakalım daha. Yediğimiz içtiğimiz şeyler, kullandığımız ilaçlar, muhtemelen bağırsak mikrobiyatı, sayın mikrobiyatadaki olumsuz değişiklikler hepsi etkileyebilir. Siz iç çamaşırı bile etkili demiştiniz sanki. Öyle hangisinde? Mi? İç çamaşırı bile. Ha, o şöyle bir şey, o sıcaklık bakımından. Erkeklerde erkeklerin biliyorsun yumurtalıkları vücut dışındadır. Hanımlarınki vücut içindedir. Çünkü erkeklerin siz eğer yumurtalıklarını, testislerini vücut içine, vücut iç sıcaklığı 37,5 derecedir normal insanda. O sıcaklıkta onlar bozulur. İşte İstanbul trafiği, bakın sebeplerden bir tanesi de bu. Adam ne yapıyor? Şimdiki külotlarda biliyorsunuz böyle sıkı sıkı külotlar var. Her şeyi böyle toplayan, derleyen, sıkışık bir halde. Adam şimdi trafikte oturuyor Pelin Hanım. Boğaz Köprüsü'ne geçecek FSM'yi. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Hararet yapıyor. Araba da yapıyor adam da. İç organları da hararet yapıyor. Tabii testisler sıcağı çok hassas. Bu hakikaten gösterilmiş. Hatta şöyle ilginç şeyler de var. Mesela Japonlar, Koreler falan yerde yatıyor biliyor musunuz? Niye? Öyle adam yer yatağında yatıyor. Yatakta yatmıyor. Ha, yer yatağında. Yer yatağında yatıyor.
Ve yerden ısıtma varsa yani o sıcaktan bile bu şeyler etkileniyor. Spermlerin etkilendiği ortaya konuyor. Sperm sayısı etkileniyor bile ısıdan. Gene hava kirliliği çok önemli bu spermlerde. Gene öyle araştırmalar var mesela. Bu eskiden şimdi kalktı ama hani para veriyorduk ya veya adamlar bekliyordu orada hani şeyde, gişelerde. Tabii orada arabalar durduğu için çok yoğun bir egzoz gazına maruz kalıyor. Araştırma yapmış adamlar hakikaten bu otoyollarda, köprülerde, şurada burada bilet satan, bir para alan veren, işte yoğun olarak duran kalkan arabalara maruz kalan insanların hakikaten spermlerinde düşüklük var. Allah evet. Allah. Çünkü bu arabaların egzozundan çıkan bir sürü kimyasal hidrokarbonlar, petrolün şeyler var. İnsan hiç düşünmez tabii, değil mi bunu? Evet bakın yani bu bile çok önemli. Yani ve iklim değişikliği, işte soluduğumuz havadaki şeyler, kullandığımız yiyeceklerde, içeceklerdeki katkı maddeleri. Daha çok herhalde her şey var. Gıda yani. Gıda çok önemli. Hormonlar bakın, çeşitli. Ben hükümetin falan yerinde olsam ilk başta böyle hastane mastane açacağıma insanların sağlıklı gıdaya ulaşması için her şeyi yaparım. Yani hem hayvansal ürünler bakımından hem tarımsal ürünler muhtemelen bakımından. Gelecek dünyada en önemli şey sağlık belirleyicisi gıda olacak. Öyle. Ve gıda olayı aslında en stratejik şey de olacak. Aynen öyle. İşte onun için böyle tohumları şey altına almaya çalışıyorlar. İşte bu GDO'lu diye biliniyor ya. Patentini alıyorlar. Patentini alıyorlar ya. Bu Allah'ın herkese verdiği buğday yani o insanlığın ortak malı. Havadaki yani bu gidişle oksijeni de patenti hiçbir şey patentleyebilirler yani. Zaten benim oksijenimden soluturmaz gelin parasını alır. İşte su öyle hale geliyor şu anda işte. Su tabii. Yani. Ya bence hükümetlerin insanlara ihtiyaçları olan, vücut ihtiyaçları olan suyu ücretsiz temiz olarak ulaştırmaları lazım. Bedava yani. Buradan şey çok meraklı Melih Gökçek biliyorsunuz su konusunda. Melih Gökçek lütfen insanlara suyu bedava versin. Bu sağlık bakımından son derece önemli. Yani ihtiyaçları olan miktar. Adam tabii günde 5 defa banyo yapıp dünya kadar su harcıyor sonra ciddi. Ama bir insanın diyelim ki 1 litre içme suyu. Bunu sosyal bir devletin veya sadece belediyenin en azından yani bir kere suyu ve havayı vermesi lazım. Ki, evet. Nasıl havadan para alıyorlar mı şimdi bizden? Almıyorlar şimdilik. Bu yaklaşım doğru mu? Bilmiyorum. Kod TC Eren. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden kaçı sağlık kontrolünden geçti? Bu mesele böyle mi bakılmalı yani, ya da aşılama yapılmalı mı gibi? Şu anda Suriye kamplarda sağlık ekipleri var. Hı. Evet. Meseleyi biraz daha belki ya şimdi onunla ilgili ben de bir şey söyleyeyim. Orada, Dünya Sağlık Örgütü Suriye'de çocuklara kızamık aşısı yaptırdı. Hı. Ve 15 çocuk yapıldıktan çok kısa zaman sonra öldüler. Duydunuz mu bunu? Duydum ben bunu. Evet. Konuştum. Evet. Ben Suriye yani, çocukları olduğunu bilmiyordum. Suriye yani 15 çocuk. Evet. 15 çocuk. Aşıdan öldü. Evet, evet aşıdan sonra evet. Bu yeni oldu yani şöyle bir hafta 10 günlüktür öyle tahmin ediyorum. Çok yeni bir şey. Yani aslında Suriye'de savaş olmadığı zaman önceki Suriye'deki insanların sağlığı bizden kötü değildi yani. Çok Suriye tüberküloz açısından diyelim ki bakarsak. Yani şöyle ama bu koşullarda yaşadığın zaman tabii ki hastalanmak. Teknolojinin bilmediği yerde insanlar daha sağlıklı. Yani. Teorik olarak öyle değil mi? Adam dağ başında yaşıyor veya bir adada yaşıyor tek başına. Teknoloji yok, hava kirliliği yok. Hiçbir şey katkı maddesiyle muhatap olmuyor. Adam daha sağlıklı. Zaten çok uzun. Hani 100 sene yaşayan insanlar nerede yaşıyorlar? İşte Okinawa Adası var, işte Sardunya Adası var, işte bu bizim Kafkaslar'da yaşayan şeyler var. Doktor görmüyor mu diyeceksiniz? Ya, doktor görmüyor ve bunlar hiçbirisi de şeyden, antioksidandan, vitaminden bir yani, haber. Ama insanlar, şu an yani temel sağlık hizmeti almış. İnsanların ortalama ömrünü bir ülkedeki bir toplumdaki düşüren şey aslında en çok bebek ölümleridir. Öyle. Yani siz bebek ölümlerini önlemişseniz, temel sağlık şeyleri yapılmışsa ondan sonraki bu koşullara bağlı ortalama yaş artabilir. Şimdi program boyunca hep böyle doktorlara, gerçi siz de doktorsunuz canım yani. Evet, doktorların bazılarına serzenişte bulunmuş. Biz doktorlar değil. Doktorlar değil bakın buradaki ama mesele sistem. Güzel bir şey okuyacağım. Ona bağlantıyorum hocam. Tamam. Hatta siz diyorsunuz ki kan bulunamaz suçlu doktor. Tabii. İlaç alerji yapar suçlu doktor. Tabii. Yoğun bakımda yer yok suçlu doktor. Tabii. Ameliyatta elektrik kesilir suçlu doktor. Hasta iyileşmez suçlu doktor. Tabii. Doktorlarla ilgili hastaların, bizlerin bilmesi gereken şu diyorsunuz kitapta. 6 yıl tıp fakültesinde okuduğunu, karın tokluğuna 5-6 yıl asistanlık yaptığını, 1 yıl askerlik, 2 yıl mecburi hizmeti kazasız belasız atlattığını,
haftanın birkaç günü nöbet tuttuğunu ama ertesi gün aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini, bilgilerini geliştirmek, yenilemek için sürekli okuduğunu, uykusuz kaldığını, çocuklarıyla bırakın oynamayı, onları sevmeye, hatta görmeye bile zaman bulamadığını, anasını babasını ayda yılda bir kez ziyaret edebildiğini, gazete okumaya, televizyon seyretmeye, maça gitmeye, parkta yürümeye hasret kaldığını, karısının kendisiyle ilgilenmediği için darılıp küstüğünü, geçim sıkıntısı çektiğini, çoğu zaman yorgun ve moralsiz olduğunu, geceleri hastalarının rüyalarına girdiğini, uykularının kaçtığını, onların bir an önce iyi olmalarının tek amacı olduğunu ama onu en mutlu eden şeyin hastalarının gözlerindeki minnet ifadesi olduğunu, hastalarının kendisine inanması ve güvenmesi istediğini unutmamamız gerekiyor diyorsunuz. Vallahi iyi demişim. Yani ben de beğendim. Biz de bir hasta olarak Türk filmlerinde ateşler içinde yanan balıkçının öksüz yavrusu Nubar Terziyan. Ömerciyi tedavi eden Nubar çantayla Terziyan gelir. İstiyoruz. Gece adam çağırırsın gelir, mızırdanmaz, bir şey etmez. Hem de bakar, boğazına bakar, şey teşhisini koyar, ilacını da verir, başını okşar. Değil mi? Biz de onları şimdi, istiyoruz işte. Dokunarak tedavi diye bir şey var. Yani hakikaten şimdi artık tıp, hani şeyde yazıyor ya, bazı market reyonlarında ürünlerimiz el değmeden hazırlanmıştır. Yani böyle övünmek için iyi bir şeymiş gibi. Şimdi artık tıp el değmeden teşhis koymaya ve tedavi etmeye başladı. Ya bizdeki ben hastalar geliyor, görüyorum. Elinde birkaç tane tomografi, bir iki tane PET var. Geçin dedim bir sırtınızı muayene edeyim. Doktor bey dedi, benim dedi, hiç kimse dedi sırtımı dinlemedi bugüne kadar dedi. Bir tane nodül. Hayır, hastalar mesela ileri yaş hasta muayene edeyim dedim. Şöyle oturun diyor, yani böyle nasıl oturacağını bilmiyor. Yani yüzü koyun yatıyor falan. Ya sen hiç doktora gitmedin mi yani, hiç muayene edilmemiş. Benim doktorla ilgili en sinir olduğum şudur. Ya sanki zamana karşı yaşıyorsun. Soru cevap, soru cevap, soru cevap. Ya bir de oturalım, yani bir oturalım. Adamın vakti varsa ama oturalım konuşalım işte. Ama yani her şey öteki gündemdeki gibi bol bir zaman içinde olmuyor. Aslında doktorlar... Adamlar iki dakika içinde halletmek istiyorlar. Şimdi biliyorsunuz hekim, bir sürü problem var sağlık sisteminden kaynaklanan. Hekimlerin buna direnişinin belki en iyi yolu aslında. Kardeşim biz bundan sonra gerçekten hekimliği yapacağız. Hastalarımıza 20 dakikadan az zaman ayırmayacağız deseler büyük bir eylem olur aslında yani bu. Sadece hekimlik yaptıkları zaten için. Zaten öyle de olması ama lazım. Ya, öyle olmasa ama yapılamıyor bu. Yapılamıyor ve herkes 3 dakika içinde bakıyor. Özellikle kamu hastanelerinde. Böyle çok problem var. Çok fedakar çalışanlar da var. Tabii onlara ki var, tabii ki olmaz olur. Biz bakıyoruz öyle. Burada çok eleştirimiz öyle. İnsanlar, hekim arkadaşlarımız da yanlış anlıyorlar beni. Ben onları asla eleştirmiyorum. Yani onlar hakikaten elleri öpecek insanlar. Bakacağım ya, yapıyorum şu ama bazısı zaten. Da var işte bu arada okuduk kaç sene. İşte mecburi görev yapmış, gece uykusuz kalmış. Onu da bizden çıkarmasın acısını. Bazısı çıkarıyor çünkü. Yani öyle olanlar elbette olabilir. O başka bir şey ama biz genel manada... Ben bunca sene sürünmüşüm. Artık tatilime de giderim. Araba lastiğimi de değiştiririm. Kupamı da alırım içerim demesin. Tabii öyle program de var, başını tabii. İzleyenler bunu evet. Anlayacak da. Biz eleştirdiğimiz sistem ve bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Eğer biz bu dünyanın her şeye karışan, bulaşan bir ülkesiysek... bu sistemin de içindeyiz demektir ve bundan kendi alacağımız tedbirlerle de çıkmamız da mümkün değil. Yani sistemin içindeyiz. Öyle. Hepimiz aynı gemideyiz. Tabii biz de aynı gemideyiz yani. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ben şuradan size en son bir şey okuyayım. Okuyayım. Siz okumadınız, ben okuyayım size. Bir hazaket zedeyim, midemi tıp tepti benim. 40 katır tepse yıkılmazdı bu muhkem bedenim. Eşref Şefi Nezen Tevfik. Çok biliyorsun. Güzel okudunuz hocam. Hiçbir şey anlamadım. Vallahi, baştan söyleyeyim. Ya siz okuyun ya. Sizin karşınızda heyecanlanıyorum. Bende de ses yok ki. Bakayım neredeymiş. Şu yukarıda. Gözlerinizi görüyor mu? Ben okuyayım demeseydim. Hazakatzedeyim ne demek? Hazakatzede demek şu demek. Hazakat ustalık demek. Hazakatzede ustalıktan zarar görmek demek. Tıpta ve sanatlardaki ustalık için hazakat kelimesi kullanılıyor. Evet. Hazakatzede dar manada hekimden zarar görmek demek. Hazakatzedeyim, hekim mağduruyum gibi bir şey. Bir hazakatzedeyim, midemi tıp tepti benim. 40 katır tepse yıkılmazdı bu muhkem bedenim. Yani sağlam bedenim. Kapladı her yanımı sancı, elem, ağrı, bere. Bir mezar oldu vücut sanki etibba haşere. Etibba yani doktorlar haşere. Hastane sanarak çok yere girdim çıktım. İbret aldım oralardan da, canımdan bıktım. Demişsiniz, iyi ki neyzen bugünleri görmemiş. Yoksa tıbbın da
Doktorların da hali yaman olacakmış diyelim ve son sözü gene bırakalım mı Cansın Erol'a? Onu Cansın Erol'a bırakalım. Ama biliyorum bir yerlerde bir dolu kalp var. Güzelliklerde sevmek, sevmek diye çarpan. Hangi güç döndürürdü ki dünyayı hala var olmasaydı sevgi dolu yüce insan? Çok Cansın güzel. Cansın Hanım'a da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderdiğimizi seyrediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Siz bir kitap gösterecektiniz. İşte gösterdim. İki tane. Evet. Aşırı teşhis, sağlık adına hasta etmek ve Ahmet Rasim Küçük Usta'nın kitaplarını biliyoruz. Bu gece ben nerelerden okudum? Adamın biri doktora gitmiş, gidiş o gidiş. O zaman son temennimizde... Şunu daha göstereyim. Onu da gösterin. Kapitalizm sağlığa zararlıdır. Evet güzel. Yazarlar gerçekten arasında... Ama herhalde yani kar amaçlı piyasaya, tamamen piyasaya terk edilmemesi gereken en önemli konu. Tabii. Evet, o kitapları yani bize kesin bırakacak mısınız? Bırakalım mı? Aa, öyle bir bakıştan sonra bırakmayın hocam. Sizin olsun kitap. Peki. Son temennimiz adamın biri doktora gitmiş. İyi ki de gitmiş. Ne iyi yapmış olsun. Evet. Olsun tabii değil ki mi? Yani. Tabii yerinde gerçekten gittiğiniz zaman hayat kurtaran bir şey. Doktorlar, hastaneler, tıbbi tetkikler. Yerinde kullanılmak şartıyla. Gereksiz bir şeyse tabii ki başınıza işler geliyor. Evet. Peki teşekkür ama ederim. Tıbbın eleştirmeye ihtiyacı var. Onu yapmaya çalışıyoruz. Kendini eleştire yani bakması tabii gerekir. Hepimizin. Tabii eleştirmeden yanlışları ortaya koymadan doğruyu nasıl bulacaksınız ki? Her şey güllük gülistanlık çok iyi. Hastaneler yapıyoruz. Doktor sayısı 100 bindi, 150 bin oldu. Eleştireceğiz size ki yanlışları ortaya... Size bir kupa bile vermeyecekler artık. Evet. Zaten ben almıyorum. Bana getirmezler hiç. Ben kalem size de size gelenleri bile bize yollayın hocam. Olur yollayın. Gelmiyorlar ki göndereyim zaten. Peki. Öteki gündemi Habertürk Program Müdürü Ebru Yücel'le birlikte hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hoşçakalın.